Şu anda hiç kimse yok yayınımızda. Çoğu işte. Evet. Sonradan seyrediyorlar. Evet, evet. Yayın akışına bırakacağız. Ben yine konuşmaya başlayayım. Tabii. Sevgili Niksarlı dostlar, şu anda Mustafa Necati Güneş hocamızla beraber Niksar Kalesi'ndeyiz. Niksar Kalesi'nde şu an yani Niksar'ın tümünde diyeyim. Hava tam bir sonbahar havası. Birazcık serin, hatta beni üşütecek kadar serin bir hava. Yağmur da yağmıştı az evvel zaten. Biz şimdi hocamla bir ön görüşme yaptık. Bir 5-10 dakika, 5 dakika falan bir konuştuk. Çok güzel bilgiler verdi. Bu bilgileri sizler için de paylaşacağız. Evet, şimdi kahvelerimizi hem içelim hem de öncelikle bir giriş yapalım. Evet. Sevgili hocam, önce teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizi kırmadığınız için geldiniz ve çok güzel, sizin gibi değerli bir insanı bilgilerinden faydalanmak Niksar için çok artı puan kazandıracak. Siz, az evvel size de söylediğim gibi Google'dan size araştırdığımda sevgili Cihat Taşkın abinin yazmış o yazıyı da. Niksar'a gelip de tanışmak istedikleri Niksarlı olarak sizi belirtmiş. Bu da sizin Niksar'a dair engin bilgilerinizden kaynaklı, eğitim neferi olmanızdan kaynaklı bir gönüllü olarak Niksar Turizm Elçisisiniz. Sizi bu hususta tebrik ve takdir ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Evet. Evet hocam, önce sizi herkes tanıyor. Evet, tanımayanlar için sayfamızda mutlaka vardır. Tanımayanlar için kısaca bir ön geçmişinizi alalım sizden. Tekrar merhabalar, çok sağ olun bu güzel övgüleriniz için. Mustafa Necati Güneş, Niksarlıyım. Ulucan İlkokulu'nda okudum. Niksar Ortaokulu ve Niksar Endüstri Meslek Lisesi'nde okudum. Daha sonra Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tarih eğitimi gördüm. Evet. Ondan sonra o arada askerliği yaptıktan sonra yedek subay olarak Sarıkamış Kız Meslek Lisesi'nde 1986'da evet, öğretmenliğe başladım. Tarih öğretmeni olarak. Orada 4 yıl çalıştım. 1990 yılı Eylül-Ekim ayında Niksar'a geldim ve Endüstri Meslek Lisesi'nde önce öğrenci olarak okuduğum Endüstri Meslek Lisesi'nden sonra öğretmen olarak geldim. Ve 1990'dan günümüze Endüstri Meslek Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak göreve devam ediyorum. Ha tabii bu arada diğer okullara gittim tabii. Danışman Gazi Fen Lisesi, Anadolu Lisesi vesaire, Kız Meslek, hepsinde de derslere girdim ihtiyaç oldukça. Ama kadrom hep Endüstri Meslek'teydi ve hep Endüstri Meslek Lisesi'nde çalıştım. Halen de göreve devam ediyorum. Evet. Halen göreve devam ediyorum. Allah sağlık, sıhhat versin. Devam edin. Niksar için çok önemli bir isimsiniz. Allah size güç kuvvet versin. Nice Niksar'ı seven öğrenciler yetiştirmeyi nasip etsin. Niksar'a kazanç sağlayan öğrenciler yetiştirmeyi nasip etsin. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Evet. Mahmut Çoban beyefendi size selam söylüyor, gönderiyor. Aleykümselam Mahmut Bey'e, çok selam. Evet. Evet. Tanışıyoruz, doğru. Evet hocam. Yine bu arada tabii biz kültürel çalışmalara, burada özellikle belirtmem lazım, Hasan Akar. Evet. Bizi bu işe özür diliyorum. Rica ederim. Bu işe başlatan, ulaştıran demeyeyim de. Bu Niksar sevdalılığı demiyorum ama bu çalışmalara, araştırmalara, tarih araştırmalarına, Niksar kültürü ve tarihini araştırmaya özellikle Hasan Bey'le araştırmaya başlamıştı. Daha sonra oldu. Milli Mücadele yıllarında Niksar isimli esere dönüştü. Evet. Müjdat abiyle, Müjdat Özbay'la. Biz zaten bir ekiptik. Hasan Akar, Müjdat Özbay, Ahmet Duran Erdoğan, şu anda Tokat'ta evet, Belediyesi'nin kültür müdürü. Ahmet Erdoğan yine şu anda Nuri Park Otel'de. Ömer Bey, Ömer Bozdemir ve birçok arkadaş yaptık. Birlikte çalıştık. Ve bir şeyler yapmaya çalıştık. Demin dediğim gibi bu çalışmalar Hasan Bey'le beraber birlikte başladı. Kitap çalışmaları oldu. Önce o, sonra Niksar'da vakıfları ve tarihi eserler diye tam bir arşiv çalışması. Evet. Oldu. Hakikaten çok değerli bir kitap. Yine mesela benim ta Sarıkamış'ta gelen bir şeyim vardı. Sarıkamış'tayken bir gün, onu anlatayım da çok kısa.
bizim gittiğimiz bir çay ocağı vardı okuldan sonra. Oraya yaşlı öğretmenler geliyordu, mezun ve diğerleri. Çok güzel sohbetler oluyordu. Ben onlardan çok faydalandım, çok şey öğrendim. Bir gün yine otururken o yörede, yani Kars yöresinde, Sarıkamış yöresinde kullanılan kelimelerden bahsetmeye başladılar. Şuna evet, diyorlar, buna evet, diyorlar, şudur budur. Ve o arada bir tanesi not alıyor. Biraz sonra bir dörtlük oluştu. Hani benim diyorlar bizde var ya. Evet hocam. O formda o kadar hoşuma gitti ki ya, dedim Sarıkamışlar varsa Niksar'da var kelimeleri. Ve o günden itibaren ben Niksar'a geldikçe yaşlılardan, köylerden, şudur, bizim yöresel kelimeleri toplamaya başladım. Ve Niksar'a geldim 90'da. İlk defa o diyorlar bizlerin birinci bölümünü yazdım, 10 kıtalık. Ve ilk defa da bizim Endüstri Meslek Lisesi'nin yıllığında yayınlanmıştı. Evet. Ondan sonra Yeşil Niksar'da falan yayınlandı. Diyorlar bizlerin hikayesi öyle. Sarıkamış'tan esinlendim, oranın ağzından esinlendim. Kars evet, ağzından okudum esinlendim hocam onu. Evet. Evet. Daha sonra tabii o iş gelişti ama. Sonra bir 10 kıta daha yazdım, sonra bir 10 yazdım, 30 kıtaya ulaştı. Ama bunu yazarken şunu söyleyeyim. Bir sürü kelime birikti. Ve bir kitap oluştu. Tokat Yöresel Kelimeler Sözlüğü. Onu hı, özellikle belirtmek istiyorum. Mürekkep diye bir dergi yayınlanıyordu Tokat, Ankara'da. Ve özel bir sayı istediler benden. Tokat'ı anlatan bir şey istediler. Yazı istediler. Tokat'ı genel, her yönüyle geniş bir çalışma olmuştu. Onu göndermiştim. O arada bu çalışmalarımı bilen, o dergiyi yayınlayan şey yaptı. Dedi ki hocam senin kelimelerimizi kitap haline getirelim, dergiyle beraber dağıtalım, verelim. Küçük bir kitap olacak ama dedim olur. Ve ilk defa Tokat Yöresel Kelimeler Sözlüğü o şekilde yayınlandı. Evet. 50 sayfalık küçük evet, bir kitap ama hakikaten güzel bir eser oldu. İşte yıllardır ondan sonra bayağı geçti. Çünkü o kelimeler o kadar çoğaldı ki inşallah o kitabın ikinci baskısını yavaş yavaş hazırlıyorum. Çok geniş kapsamlı bir Tokat Yöresel Kelimeler Sözlüğü olacak. Burada sadece Niksar değil tabii, Tokat, Zilele, Şadiye'nin hepsinden. Yani Artovası, Sulovası, Pazarı her taraftan, Erbağ'dan topladım. Bayağı bir şey topladım. Şu anda bayağı geniş oldu. Onları yavaş yavaş düzenliyorum. İkinci baskısı gayet güzel olacak o Tokat Yöresel Kelimeler eminim, Sözlüğü'nü. Eminim evet, hocam. Evet. Yani bu şekilde çalışmalar devam ediyor. Bu arada ben şeyler yaptım tabii. Niksar'da eski meslekler. Mesela ne diyelim? Çilingirlik. Evet. Mesela nalbantlık, mesela efendim kalaycılık, bakırcılık, evet, hepsini birçok meslek dalını yazdım. Ha, bunu yazarken de hem arşiv kaynaklarından faydalandım, yani eski dönemlerde kimler yapmışsa da bu işi, hem de günümüzde yaşayan o işin pirleri, ustalarıyla görüştüm. Evet. O şekilde onların anılarından faydalanarak o yazıları yazdım. O da ayrı bir kitap olacak. Yani evet, o meslekler kitabı ayrı bir kitap olacak. Niksar tarihiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Zaten değişik yerlerde yazmıştım ama şu anda daha gelişini yazıyorum. İnşallah Cihat abi, Cihat Taşkın kulakları evet, Cihat evet, abi. Evet. O istemişti, sona geldi. Onu vereceğim, yayınlayacak inşallah. Hı-hı. Çünkü daha önce de bizim Niksar'ın o antik dönemden öncesi birlikler, Hititlerle ilgili dönemlerle ilgili pek bilgimiz yoktu ama son çalışmalarda o dönemlere ait bayağı bilgiler oldu. Onlar da yayınlanacak. Yani geniş bir yazı olacak inşallah. O devam ediyor. Yani şu anda mesela Ahmet Altıkulacı çalışıyorum. Yakında yayınlanacak. Onunla 2010'da bir röportaj yapmışım. Söyleşi yapmışım. Hı hı. Deşifre ediyorum şu anda. O yayınlanacak. Böyle çalışmalar devam ediyor yani. Şimdi hocam az evvel bana anlattığınız Efrumiye teyze hikayesini bana verdiğiniz kağıtta da yazılı. Onu anlatabilir misiniz? Kısaca. Ya o şöyle oldu. Şimdi Niksar'a gruplar geldikçe misafirler, yani kaymakamlığın, belediyenin veya diğer sivil rica ediyorlar. Ben de yardımcı olmaya çalışıyordum. Yani onları alıyorum. Niksar'daki tarihi eserleri geziyoruz. Anlatıyorum. Evet. Bir gün yine bir grup geldi. Kırkkızlar'a gittik. Kırkkızlar Türbesi hakkında ben önce mimari özellikler hakkında bilgi verdikten sonra dedim ki buranın bir de güzel hikayesi var. Ve Kırkkızlar'ın o normal hikayesini anlattım. Hani zalim bir hükümdar yaşıyor burada. Altınları topluyor. Evet. Kızı da çok iyi yürekli, halk fakir olduğu için babasının altınlarını alıp halka dağıtıyor 39 arkadaşıyla. Bu hikayeyi anlattım. Tabii milletin hoşuna gitti, tabii geniş anlattım ben orada. Ama o arada yukarıda, işte o Kırkızlar Mahallesi'nde bir teyze, Efrumiye teyze yukarıda seslendi. Hoca hoca dedi, sen yanlış anlatıyorsun. Eyvah, bütün milletin içinde, o turistlerin içinde, yabancıların içinde. Ben tabii ne diyeceğim evet, o anda? Durumu kurtarmak için bir anda döndüm. Dedim ki Efrumiye teyze doğrusun, benim bildiğim bu. Eğer başka tamam, varsa senin bildiğin doğrusu onu anlat, ben de öğreneyim. Evet. Ki ben de gelenlere doğrusunu anlatayım. Tabii hoşuna gitti Efrumiye teyze. Evet. Bu arada Efrumiye'nin anlamını da söyleyebilir misiniz hocam?
Efrumiye bizim Niksa'da, Tokat yöresinde, Amasya yöresinde kullanılan bir isim. Efrumiye danışmentnamede geçiyor. Danışment gazinin, yani Melik gazinin komutanlarından, askerlerinden diyelim, aslında bayan. Evet. Amasya kralı veya beyi, valisi diyelim, Bizans'ın Amasya valisinin kızı. Evet. Bu normalde Hristiyanken danışment gazinin, Melik gazinin komutanlarından Artuhiye aşık oluyor. Evet. Onun uğruna Müslüman oluyor ve Bizanslarla veya işte Haçlılarla savaşıyor. Yani danışment gaziyle beraber savaşıyor ondan sonra. Bir Müslüman olarak gaza yapıyor yani. Evet. Ve çok önemli roller üstleniyor. En basitinden konudan konuya atlıyoruz evet ama. Evet hocam. Konuyu özür. Şimdi karşıda Tolas dediğimiz yer var. Öğretmen evinin yanındaki bayırdan çıktığınızda, karşı bayağı tam çıktığında Tolas dediğimiz yer var. Evet. Tolas aslında bir kilise. Evet. Gregory Thaumaturgus'un kilisesi. Hı hı. O Gregory Thaumaturgus da çok ilginç bir adam. M.Ö. 216'da Niksa'da doğuyor. Beyrut'a hukuk eğitimi için gidiyor ama teolojiye merak salıyor dine. Ve orada teoloji eğitim alıyor. İyi bir Hristiyan oluyor. Niksa'ya geliyor tekrar. Tabii o zamanki adı buranın, o dönemki Bizans dönemi, Diospolis, Neokayseri ya neyse, geliyor. Ve burada Hristiyanlığı yaymaya başlıyor. Oraya kilisesini kuruyor. Evet. Yer olarak tam olarak nere demiştiniz hocam? Öğretmen evinin? O yanından çıkan bayırdan karşı bayağı çıkıyorsunuz ya. Evet. Daha giden. Oradan devam ediyorsunuz. Tam büyük atıya dönen köşe var. Biliyorum tam evet. Tam o köşedeki tarihi kalıntılar var. Böyle. Tamam Bunlar hocam var, biliyorum. Falan var. Evet, orası. Evet. Aslında orası ne biliyor musun? Daha önce oraya sanat tarihçiler ve uzmanlar geldi müzeden filan. Yapıya bakınca dediler ki burası aslında bir pagan tapınağı. Hmm. Pagan tapınağının üzerine Hristiyanlık resmi kabul edilince burası kilise yapmışlar. Olmuş. Evet. Biliyorsunuz pagan tapınağı eski evet. Romalıların evet. eski dini. Hatta çok basit bir şey söyleyeceğim ama ben yaşlı biriyle konuşurken ne dedim biliyor musunuz? Evet. Niksar bu gelişmiyor falan filan. Hocam dedi Niksar olmaz. Niye dedim? Niksarlar eskiden ateşe tapıyormuş. Onun için dedi. Hoppala. Evet. Aslında ben bağlantıyı kurdum. Pagan bu, kültürü var. Evet. Neden biliyor musunuz? Burada kurulan ilk devlet hangisi? Pontus Krallığı. Evet. Pontus Krallığı kim biliyor musun? Perslerin kalıntıları. Evet, evet. Persler. Persler kim? İranlılar. Hı-hı. İranların dini Mecusilik, evet. ateşe tapanlar. Evet, evet. Yani burada kurulan Pontus Krallığı'nın aslı ateşe tapıyor. Mecusi. Evet. Ne kadar... Nereden nereye? Ama evet. o şey oradan günümüze devam ediyor burada. O evet. Ateşe tapmayı o adam yoksa nereden bilecek Mehmet Ağa? Ama o nesilden nesile aktarılıyor o bilgi. Evet. İşte bu da gösteriyor ki Niksar'ın çok kozmopolitik bir tarihi var. Kesinlikle. Bin bir çeşit millet burada yerleşim kurmuş. Hala hepsinden de kalıntılar, izler var. Kesinlikle var. Bir de tarih boyunca burası göç almış bir yer. Evet. Yani çünkü Niksar'ın konumu, bulunduğu yer, ovası, ziraate elverişli olması, ikliminin çok uygun olması, doğudan gelenleri, Kafkaslardan gelenleri hep cezbetmiş. Burada onlar için bir durak noktası olmuş. Buraya gelmişler, yerleşmişler, burada palazlanmış, ondan sonra batıya gitmişler. Evet. Buraya hep gelmişler, batıya gitmişler. Yani Niksar yerleşip, gelişip tekrar göç veren bir yer. Şey mi acaba, burada Niksar'da dinlenme mi olmuş hocam? Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Dinlenip evet. gelişiyorlar, kendilerine evet. geliyorlar, tekrar devam ediyorlar. Evet. Biz konuyu çok daha artık... evet, geliyor gelelim Mehmet hocam. Hocam çok güzel, çok tatlı bir sohbetimiz olacak. Bu belli. Konudan konuya atlayacağımız için şimdiden izleyicilerimizden özür diliyoruz. Bağlantıları mutlaka tekrar bağlayacağız. Ama işte hocamız çok engin bilgiye sahip olduğu için... hiç tevazu göstermeyiniz hocam. Evet, gelelim kaldığımız yere. Efrumiye teyzenin... Efrumiye teyze anlatmaya başladı evet. şimdi. Hoca dedi, iyi dinle dedi. Melik Gazi Hazretleri dedi, gelmiş Niksar'ı kuşatmış. Evet. Ama dedi, önce bir bakınca Niksar Kalesi dedi, 3 tane surunla korunuyor. Yani büyük bir kaleymiş dedi. O zaman hepsi sağlanmış dedi. Bakınca Nik bir hisar, inşallah fethederiz demiş dedi. Nik eski Türkçe'de güzel, güçlü, sağlam. Evet. Hisar kale demek sağlam kale, güçlü kale, güzel kale. İşte o Nik hisar ifadesi zaman içinde ne olmuş? Niksar'a Niksar, dönüşmüş. Evet. Danışment gazinin o sözü. Her neyse Efrumiye teyze bu arada bize tarih bilgisi de veriyor. Dikkat edin evet. yani tarih bilgisi veriyor kadın. Ondan sonra dedi ki durmadan saldırmışlar. Ama bir türlü bizimkiler burayı alamıyor. O Rumlar var ya, o Rum diyor. Tabii bizde evet. R harfiyle başlamaz. Yani hep başına U getiririz. Urum. Urum. Evet. O Urumlar diyor. Kaleyi öyle bir savunuyormuş ki sadece askerler değil, kızları bile, kadınları bile savunuyormuş diyor. O kızlar, kadınlar kazanlarda suları, yağları kaynatıyormuş.
surlardan bizim askerlerin başına boca edip yakıyorlarmış bizimkileri. Ama diyor bu arada teker teker bizim hareket, bizim diyor yiğitlerin kılıç sallanmasına bizim yiğitlere aşık olmaya başlamışlar diyor. Bu Rum kızlar diyor. Evet. Bir, üç, beş derken diyor kızlar birbirlerine de bakmışlar ki her biri birine aşık oluyor. Kendi aralarında oturmuş konuşmuşlar. Ya yalnız bu arada kuşatma uzamış. Evet. Kızlar demişler ki ya ne yapalım da Türkler kaleyi kuşatsın biz de yavuklarımıza kavuşalım. Kızın biri demiş ki benim ev demiş bedenin dibinde. Beden kale suru. Hı hı. Kale surunun dibinde. Oradan gizli bir geçit açalım dışarıya. Türkleri içeriye alalım. Kaleyi fethetsinler. Biz de onlara kavuşalım. Ve tünel kazmaya başlamışlar. Ama en son gece tünelin biteceği gece askerler bu olayın farkına varmış. Kızların hepsini birden yakalamışlar. Getirmişler hı hı. komutana. Ve ertesi sabah tam Türkler saldıracağı zaman durun demiş bizim askerler. Evet. Bizimkiler durmuşlar. Demişler ki bu kızlar demişler, bizim kızlar bize ihanet etti. Onun için bundan cezası idam demişler ve kızların teker teker kendilerine kesip bizim askerin önüne atmışlar. Hı-hı. Tabii bizim asker durur mu? Allah Allah deyip bir saldırmışlar. O hırsla, o acıyla kaleyi almışlar, evet. fethetmişler. Ve onun üzerine işte o 40 kızların türbesini de bu türbeyi o kızlar için yapmış. Öbür evet. türlü değil. Evet, bizim bildiğimiz teyze, gibi değil yani. Değil. Efrumiye evet. teyze de böyle anlattı. Tabii ben Efrumiye teyzeye teşekkür ettim. Ama peşinden ilave ettim misafirlere. Dedim ki bunlar halkımızın bu esirler için anlattığı güzel hikayeler. Hı hı. Ama aslında burada 40 tane kız yatmıyor. Evet. Burada Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın, Türkiye Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın oğlu Niksar Meliki yani valisi Nasreddin Berkyarkşah yatıyor. Evet. Burada valilik yaparken rahatsızlanıyor, ölüyor. Ve kardeşi, daha doğrusu abisi Tokat Meliki Rüknettin Süleyman Şah onu çok seviyormuş. Hı hı. Onun için bu kümbeti yaptırıyor. Evet. Bu kümbette aslında bir Selçuklu şehzadesi yatıyor. Nasreddin Berkyarkşah. Onun evet. kümbeti. Bir de özelliği şudur. Anadolu'da çok az tuğla işçiliğiyle yapılan mimari eser vardır. Genelde taştan yapılır bizim türbelerimiz, kümbetlerimiz. İşte ne var? Bizim Kırkızlar kümbeti var. Konya'da İplikçi Camii falan var. Böyle tuğla işçiliği. Tuğla işçilik daha çok Türkistan'da ve Azerbaycan'da evet. yaygındır. Oralarda taşlar fazla olmadığı için. Bu da o nadide Anadolu'daki ender eserlerden bir tanesidir. Tuğla işçiliği. Evet. Hocam yöneticilerimizden Şule Ünsal Hanım'ın size selamı var. Aleyküm selam. Diyor ki Niksar için değerli bir araştırmacı. Bilgi birikimi ve araştırmaları inşallah kayıt altına alınır. Arşivlenirse gelecek nesillere ışık tutacak, değerde olacaktır. Hocama sevgiler, selamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Ben de selamlar gönderiyorum. Evet, sağ olsun. Şafak Gümen Beyefendi de size selam söylüyor. Yaşayan hazinelerimizdendir. Ne iyi etmişsiniz. Teşekkür ederim diyor. Şafak Başkanıma da çok selamlar. Evet. İstanbul'da. Erkan Bedrettin Ersonma size selam gönderiyor. Bedrettin de İstanbul'da. O da benim öğrencimdir. Ta o 90'ların başından biri öğrenci. Evet. Öyle mi? Başka takımının da oyuncularındandır. Evet. Hüseyin Esen Altıkulaç Beyefendi de geç kaldığımız için bize sitem ediyor. Ve 5 dakika. Evet. Evet hocam. Hüseyin Bey'e de başsağlığı diliyoruz. Özür. Geçmiş olsun diyoruz. Annesi rahatsızlık geçirdi, kalp rahatsızlığı ama şu anda iyi bildiğim kadarıyla. Evet. Sesimiz kesiliyormuş. Sanırım burada birazcık rüzgar var. Ondan olabilir. Bayağı bir üşütecek derecede serin bir hava var. Niksar tam bir sonbahar havasında şu anda. Şimdi hocam benim merak ettiğim az evvelki anlattığınız hikayedeki Efrumiye teyze yaşıyor mu? Yok. Öyle yaşamıyor, mi? Yaşamıyor. Ya merak ettim kendisini. Dedim, keşke yaşasaydı onunla da bir sohbet yapsaydık. Yok, kaç yaşlarındaydı hocam? Yaşlıydı. Öyle mi? Tabii çok yaşlıydı. Evet. Şimdi ne yapalım hocam yavaş yavaş. Önce bununla ilgili bir... Ya da bunu o en sona bırakalım bunu hocam. En sona bırak. Evet, en sona bırakalım. Yavaş yavaş kaleyi gezelim evet. sevgili dostlar. Şimdi evet. Kümbetinden, efendim, şimdi sesinden. Şunları toplayalım hocam. Evet. İşiniz mi hocam? Evet. Sevgili dostlar, bizlerle beraber sizleri de kaleyi gezmeyi davet ediyoruz. Eminim hiç bu şekilde gezmemişsinizdir kaleyi. Açıkçası ben gezmedim. Bir karşıdan alamıştım bir zaman. Evet. İlgili bilgi verin. Evet. Şimdi hocam Yağbasan Türbesi ile ilgili bilgi verecek. Hocam içerisi açık mı? Önce açıktır. Mescid olarak kullanılıyor. İsterseniz evet. girelim. Tamam, içerisine de girelim. Tamam. Hatta içeride de mescid olarak da kullanılıyor. Evet.
kapalı gibi görünüyor sanki. Rica etsek açabilirler mi? Kapalı hocam. Öyle mi? Ama ben Nizamettin Yağbasan'la ilgili bilgiler vereyim. Tamam. Değerli konuklar, şu anda gördüğünüz Nizamettin Yağbasan'ın Kümpeti, Danişment dönemi eseri. 1160'lardan kalma, 1164. Zaten ölümüydü yanlış hatırlamıyorsanız Nizamettin Yağbasan'ın. Şimdi Nizamettin Yağbasan kim diyeceksiniz? Nizamettin Yağbasan, Danişment Gazi'nin yani Melik Gazi'nin torunu. Evet. Danişment'in hükümdarı ve özellikle Danişmentliler dönemindeki ilk imar faaliyetlerinde ve kültürel faaliyetlerinde bulunan kişi. Hı hı. Çünkü ilk hükümdarları hep nedir? Anadolu'nun fethiyle uğraşmışlar. Savaşlarla geçmiş. Hı hı. Nizamettin Yağbasan da hem savaşmış ama aynı zamanda diğer faaliyet. Mesela ne yapmış? Anadolu'da ilk vakfı, Danişment Gazi Vakfı'nı kurmuş. Evet. Dedesinin adına. Hı hı. 1164'te vakfiyesi şu anda elimizde var. Ne yapmış? Mesela Niksar Ulu Camii bunun döneminde yapılmış. Nizamettin evet. Yağbasan evet. döneminde yapılmış. Evet. Orada Çelebizade Hasan Efendi'den bahsediliyor. O büyük ihtimalle daha sonra tamiratını yapan bir kişi. Öyle mi? Tabii tabii. Ay. Asıl çünkü o dönemde o camiyi yaptıracak güce, servete ulaşmak çok zor. Evet. Bir kişinin, normal bir kişinin. Evet. Ancak öyle büyük bir eser, büyük bir kişi yapar, bir hükümdar veya bir şey yapar. O dönemin en büyük eserlerinden. Anadolu'da büyük ulu camilerden düşünün yani. Türklerin yaptığı. Ne yapmış Nizamettin Yağbasan? Yağbasan Medresesi'ni yapmış. Anadolu'da kurulan ilk Türk Medresesi. Nizamettin Yağbasan Medresesi. 1157. Evet. Çok önemli bir şey. Bakın burada da eğitime ve bilime ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Şimdi ben hep Yağbasan diyorum. Şimdi ben derste de bahsedince çocuklar diyor ki hocam küleğe yağ mı basıyormuş? Evet falan. Burası çok önemli. Sevgili izleyiciler lütfen dinleyiniz. Evet. Çocuklar da tabii espri yapıyorlar. Diyorum ki bakın yağı eski Türkçe'de düşman demek. Yağı evet. veya yağı. Yağı basan, düşmanı basan, düşmanı yenen, mağlup eden anlamındadır. Bunun hikayesi de şu, Nizamettin Yağı basanın babası Melik Mehmet, Berzifon yakınlarında Bizanslılarla savaşıyor, onları mağlup ediyor. Tam mağlup ettikten sonra Niksa'dan bir ulak geliyor, bir haberci geliyor. Diyor ki, efendim bir oğlunuz oldu, gözünüz aydın. Bunun üzerine orada hemen diyor ki, oğlum da benim gibi düşmanlarını yensin. Onun için diyor adı Yağbasan olsun. Düşmanlarını evet. yenen anlamında. Yağbasan oradan hocam. Geliyor. Harika hocam. Bir de o dönemde hem devam evet. edelim. Evet. İki liranızı şuramız var mı? Sonra yavrum tamam. Hem de o dönemlerde o dönemde isim verirken Türkler günümüzde de aynı şey geçerli. Hem Türkçe isim veriyorlar Türk ismi hem de İslami bir isim veriyorlar. Evet. Bakın Melik Gazi diyoruz biz. Melik Gazi'nin tam adı nedir? Melik Danişment Gümüştekin Ahmet Gazi. Evet. Ali Taylu babası oğluna isim verirken Gümüştekin Türkçe isim vermiş. Ve Ahmet peygamberimizin ismini vermiş. İslami isim. Evet. Yağbasan'da da Yağbasan Türkçe ismi. Nizamettin yine İslami ismi. Evet. İslam'a nizam veren anlamına geliyor. Hocam şu çantamı bırakabilir miyim arabaya? sevgili dostlar, spontane geliştiği için biz samimi bir yayıncıyız. Çantam biraz bana sıkıntı verdi. Onun için arabaya koymak istiyorum. Evet hocam. Evet, spontane diyorsun. Bakın burada bir kale topu var. Evet. Ben bununla ilgili ilginç bir hikaye anlatayım size. Evet hocam. Bu bizim Ramazan topu. Öyle mi? Tabii Niksan'ın Ramazan topudur bu. Evet. Bu top şuradaydı. Şu anda tabii oralar yeniden düzenlendi. Ramazan'da bununla atılıyor top. Şimdi her zaman kalenin Ramazan'larda davul ve zurnacısı vardır. Artı bir de topçusu vardır. Aynı kişiler yapar aslında bu işi. Evet. Hem onu çalarlar hem bu topu atarlar. Bir dönem dış mahalleden Hüseyin Arsalan'ın dedesi bu işi yapıyor çocuklarıyla beraber. Çok ilginç bir olaylar var. Anekdot anlatayım onu da. Evet. Tabii bu nasıl patlatıyor? Önce kumaş parçaları dolduruyorlar buraya. Gündüzden tercihlere gidiyorlar. Kırpıntılar, kumaş parçaları falan topluyorlar çuvallara. Akşam da gelip topu hazırlıyorlar. Kumaş parçalarını buraya dolduruyorlar. Barutu da koyuyorlar ve ateşleyince o kumaş parçaları tabii büyük bir şiddetle patlıyor. O ses evet. yapıyor. Evet. Bir gün bunlar kumaş parçaları dolu, kırpıntı dolu çuvalı kapının arkasına koyuyorlar evde. Tabii o dönemde kadınlar çamaşır yıkamaya nereye gidiyor? Ayvaza gidiyorlar. Hmm. Anneler de kirli çamaşırları bir çuvala koyuyor, onun yanına koyuyor. Tamam mı? İki çuval yan yana. Gece sahur vakti şimdi yanaşıyor. Şeye gelecekler, buraya gelecekler. Babalar diyor ki, ha çocuklar diyor, şu şeyi alın da çuvalı alın da kırpıntıların olduğu yavaş yavaş gidelim. İşte bu alıyor biraz çocuk şeyi çuvalı. Geliyorlar Hüseyin Arslan'ın yanına koyuyor. Ve burada tabii gece karanlık o zaman ışık yok, şey yok. O karanlıkta güzelce basıyorlar bu topun ağzını. Evet. Ve
zamanı geldi bir ateş diyor, bum, ya diyor nasıl patladı diyor maşallah. Karanlıkta da bir şey görmüyorlar. Onlar şimdi bitiyor gidiyor. Evet. Yani sabah mahalleli kalktığı zaman bir bakıyor ki buradaki çetene ağaçların, mahalle ağaçlarının üzerinde beyaz çakşır don, gömlek, panila, pijama, çamaşır, kadın yanlış almışlar. Kadının kirli çamaşırlarını alıp getirmişler. Çok kadın da sabah Ayvaz'a gidiyor bir bakıyor ki kırmızılar var. Çok öyle güzel. Bir hikayesi var. Evet, güzel ve esprili bir hikayeydi. Evet. Şu anda Nizamettin Yağbasan Medresesi'ne giriyoruz. Evet. Böyle. Yağbasan Medresesi'nin içerisindeyiz şimdi. Burayla ilgili değerli bilgiler verecek hocam bize. Bu müziği keşke biraz kıstırabilsek hocam. Evet, burada iki eyvanlı bir medrese. İki eyvan var ve odalar var. Hocaların odaları, dershaneler, öğrencilerin kaldığı odalardır bunlar. Buralarda görev yapıyorlar. Medresenin üstünün açıklığı normalde bu kadar değil. Çok daha küçük bir açıklık varken restore sırasında ağırlık yapmasın diye. Çünkü biliyorsunuz kalenin kuzey surları üzerindedir bu medrese. Ağırlık yapıp da yıkılmasın diye açık bıraktılar. Yani ben Aydın Bey, Aydın Seçkin Bey Vakıflar Genel Müdür Yardımcısıyken sormuştum onu. Neden bu kadar açık bırakıldı? Hocam dedi bina ağırlık yapıp da surları çökertmesin diye, yıkılmasın diye. Onun için dedi bu şekilde açık bırakıldı. Normalde daha küçük yani bunun ağırlığı. Evet. Tabi burası aynı zamanda biraz bize gibi kullanılıyor ama biraz da dağıldı malzemeleri. Tabi burada şu kres milletin ilgisini çekiyor. Evet. Ben burayı zeytinyağı için kullanılıyor zannediyordum. Yok. Halbuki tütün için kullanılıyormuş. Bunu da sizden öğrendim. Ayvaz'dan şeyden, rejiden, tekelden getirildi bu. Tekel idaresinden getirildi. Şimdi ben biliyorum. Evet. Ve tekel idaresinde çalışan Ahmet amcaya sordum ben. Ahmet Gürevin. Bir saniye. Gençler şu sesi kıstırabilir misiniz biraz? Müzik sesini biraz kıstırabilir misiniz? Evet. Ahmet amcaya özellikle sordum. Yani tekelden geldi ama dedim ki Ahmet amca, Ahmet Gürevin. Bu dedim nasıldı, ne işe yarıyor? Hoca dedi, o dedi pres. Hani dedi köylüler tekele tütünü getiriyordu ya dedi. Bunlar hemen gitmiyor. Kışın olduğu zaman onlar açılıyor, temizleniyor. Tekrar pres şey yapıyor. Bağlanıyor ve bu presi kaldırarak içine sokup sıkıştırıp öyle bağlıyorlardı diyor. Evet. Yani o tütün denklerini sıkıştırmak için kullanılan bir pres bu. Bunun bir ilginç özelliği bakın daha yakından görürsünüz. Bütün parçaların üzerinde bunu yapan ustanın aile damgası var. Evet. Hani Oğuz damgaları vardı ya, kayı damgası gibi. Evet. Bu da ailenin damgası. Bakın orada var. Ama en net şuradaki. Şuradaki en güzel oradaki ifade ediyor. Evet, görüyor musun? Evet, hiç evet. Bozulmamış. Daha hocam var. Hiç yani kaç defa defalarca geldik buraya. Hiç dikkatimi çekmemiş mesela. Hiç bakmamışım oraya. Sizin gibi bilgili olan insanların mutlaka daha fazla şey görmesi, takdir görmesi lazım. O damgalara evet. Çok dikkatimi çekmişti ben. Bir gün Samsun'da üniversitede bir şey vardı. Bu Türk damgalarının üzerine. Türkiye'deki saygı uzmanlardan Mustafa hocamız. Ya hocam dedim böyle bir şey var. Bizim orada dedim bir tütün o denklerini preslemek için bir pres var. Onun parçaların üzerinde damga var. Ben dedim ama dedim bizim Oğuz boylarının damgasına tek tek karşılaştım. Benzemiyor hakikaten hiçbirine değil. Hocam dedi siz bana gönderin. Gelir gelmez ben tekrar bir daha net fotoğraflarını çektim gönderdim. İnceledi. Hocam dedi o dönemde dedi büyük usta aileler veya büyük ailelerin de damgası vardı. Bu presi yapan ailenin kendi özel damgası o dedi. Evet. Doğru dedi. Oğuz boylar birinin değil dedi. Hı-hı. Aile damgası dedi. Evet. O ustanın damgası dedi. Evet, yaptığı şöyle eserlere hep bu damgayı vurmuştu o dedi. Hı-hı. Şöyle biraz uzaktan göstereyim. Evet. Fatma Erdem Seçkin Hanım. Evet. Gerçekten muhteşem bilgiler veriyor hocam. Annem de çok biliyordu tarihi olayları demiş. Gül Hanım teyze Niksar'ın tam bir hanımefendisi annesi. Evet yani ondan çok değerli bilgiler aldık biz. Gül Hanım teyzeden çok severdik. Öyle çok var. Değerli birisiydi. Evet. Evet. Hanımla beraber. Fatma Bey'e çok selamlar. Evet. Mustafa Düzgün beyefendi demiş ki evet yayınlıyoruz. Böyle güzel programları ara ara yayınlarsanız çok güzel olur. Niksar tarihi olarak karanlıktayız. Hocamızın verdiği bilgilerle aydınlanırız demiş. Evet, yorumları daha sonra tekrar siz okuyacağız inşallah. Şu damgayı tekrar göstermek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, buradan arkadaşlık isteği kabul etmiyoruz. Lütfen arkadaşlık isteği göndermeyiniz. Evet. Devam edelim isterseniz. Şimdi burada şeyler vardı. Kaldırıldı mı hocam? Kaldırılmış, şu anda kaldırılmış. Bir şey kalmamış şu anda. Onun için evet, dedim ya. Evet, evet, evet. Şu anda yok. Üşüdünüz mü hocam?
Yok yok, problem yok. Biraz sanki üşüdüğünüz gibi. Ha, o ben öylesine yapıyorum. Yok. Ben alışayım yani soğuğa. Evet, bu davum ağacı da doğumların doğumu yani. Ben bildiğim bileli vardır burada. Doğum dediniz, mehlep ağacı değil mi hocam? Hayır, bu? Ney bu? Hayır hayır, bu davum ağacı. Doğum veya davum denir buna. Nedir bu, ben bilmiyorum. Meyvesi çok... Bu bakayım üzerinde bir... Tabii bu meyvesinde kalmadı da. Küçük küçük mehlep gibi, doğru. Onun büyüklüğünde evet. Olur meyvesi. Önce yeşildir, sonra kahverengileşir. Evet. O kahverengiyken o dışındaki meyvesi yenir. İçi çekirdektir, çekirdek yenmez. Evet. Biz bunu küçükken... Tamam. Ha, pardon. Evet, 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 evet. Aynen. Tamam. Bildim şöyle, hocam. Şöyle bir göstereyim. O biraz daha kahverengileşecek. Evet. Bu sarı biraz kahverengileşecek bu. Hı-hı. Dışı yenir meyvesi. İçi çekirdek. Daun. Daun. Meyle. Daun, meyle. Meyle, tabii evet. Tabii. Veya doğum da deriz yani, aynı evet. Şey. Bu ne için kullanılıyor? Patlangıç yapardık. Evet, ama evet, evet, patlangıç mermisidir bu. Evet, İncir evet, hatırladım hocam. Patlangıcın mermisi bu. Çok güzel, çocukluğumuzu hatırlattınız. Bak, burada daha dolu duruyor. Evet. Bir şey daha söyleyeyim. Hani biz çetene diyoruz ya, evet. Kale doludur onunla, biliyorsunuz. Evet. Aha. O çeteneleri güneyde menengiç kahvesi diye biliyorsunuz. Şey, evet. Güneyin menengiç kahvesi var ya. Biliyorum, evet. Çetene. Öyle mi? Evet, çeteleden yapıldığını bilenler bunu bilmiyordum. Alıp yap. Tabii. Evet. Şu anda olgunlaşmak üzere, koyulaşmaya başladı renkleri. Antep fıstığının yabanisi. Onlar aşılandığı zaman Antep fıstığı oluyor. Evet. Antep fıstığı ona aşılanıyor. Evet. Ben yaşlılarla, Niksar'la ilgili işte sohbetler yaparken, söyleşiler yaparken bir gün şey dedim. 39 depremini ben muhakkak hepsine sorarım. Ya depremden sonra dedim, ne yer, ne içerdiniz? Mesela dedim, kahve, o dönemde çaydan çok kahve içiliyor ya. Kahveyi nasıl buluyordunuz? Hoca dedi, kahveyi kim nereden bulacak dedi. Ne yapıyordunuz dedim. Çetene. Ne yapacağız dedi. Çeteneleri dedi alıp kuruturduk, kavururduk, şey yapardık, öğütürdük. Şeyi, menengiç kahvesi yapardık dedi. Ya. Daha doğrusu o çetene kahvesi yapardık dedi. Çok da güzel olur dedi, tamam mı? Bizimkiler yokluktan yapıyormuş o zaman Niksarlılar. Evet. Güneyde de zenginlikte veya turistlere ikram ediyorlar, evet, böyle lüks olarak. İkram ediyorlar. Şimdi hocam şu taşı gördüm. Bu taşla ilgili bir bilginiz var mı? Tabii bu taştan tek tek ayrı şeyini bilemiyorum ama bunlar Niksar'ın biliyorsunuz her tarafında Roma dönemi, evet. Bizans dönemi ve daha öncesi Pontus dönemine ait eserler var. Hı-hı. Bunlar genelde Roma döneminden kalan sütun altlıklar. Bakın dikkat edin, evet, yani bu şeyi. Bu şekilde çok doğru. Niksar'ın her tarafından çıkıyor. Burada bunların bir kısmını sergiliyor işte belediyemiz. Hı-hı. Değişik yerlerde çıkan eserleri buraya getiriyor, sergiliyor. Nasıl Melik Gazi'de Mezar Taşları Müzesi varsa orada da onlar, evet, sergileniyor. Evet, evet. Bu diğer sütun başlıkları ve onlar da burada sergileniyorlar. Hocam bunlar bir gün Melik Gazi'de de sohbet yapalım sizinle. Aslında orası güzel olur çünkü orada çok değerli şeyler, evet, var. Evet, asıl, evet, orayı anlatmak lazım. Evet hocam, bunu ben o zaman gün... sözümüzü alalım. Tamam. Bir gün müsait zamanda Melik Gazi'de sohbet yapacağız. Öğrencilerime de ben muhakkak söylerim zaten. Evet. Orayı ziyaret edin. Fatiha'nızı okuyun. Çünkü biz onlar sayesinde bugün burada yaşıyoruz. Bugün Niksar'da yaşıyorsak, evet, onlar sayesinde yaşıyoruz. Evet. Hep sütun başlıkları, artıkları, değişik, hı-hı, dönemlere ait. Evet. Burada lahit kapakları, lahit, dikkat edin, Rumca, Ermenice yazısı olan, hı-hı, lahit kapakları vesaire. Bunlar karede mi çıkıyor hocam? Hayır, başka hayır, bir hayır, yerden mi getiriyorlar? Değişik yerlerden, ovadan, köylerden, hep sağdan soldan gelmedi bunlar. Ben yani acaba bunlar bu kalıntılar kaleden yok, mi yok, geldi yok, falan yok, diye çok şey yaptım. Çok değişik yerlerden. Evet. Niksar'ın değişik yerlerinden, hı, gelen, köylerinden gelen, işte inşaat yapılmış mesela çıkmış. Ya baksana da şunlar. Hayır, evet, hayır, evet. Orijinal eserler ya. Şu şey gibi, küvet gibi falan. Küvet gibi, su, evet, çift taraftan boyu şeyi var. Hı. Ama şu bir tapınak şeyi, bakın o belli. Belli zaten. Hocam, belli. Evet. Burası 50 baş tekkesi biliyorsunuz. Oradan ben çocukken çok korkardım hocam. Karanlık çünkü, değil mi? Evet, evet. Şimdi eski, şimdi... eski fotoğraflarda görüyoruz. Kalede o 1930'lu 40'lı yıllara ait fotoğraflarda ne var? Kalede şube binalar, evet, var. Beyaz asker, beyaz binalar. Şubesi, evet. İşte şu anda şu yanda gördüğümüz temeller. Evet. O şube binalarının temelleri. Hı-hı. 3 tane bina yan yana. Sadece temelleri kalmış. Bunlar binalar 39 depreminde hasar görünce, hı-hı, onlar daha sonra yıkılmış. Hatta askerlik şubesi önce nereye? Çilhane Camii'nin yanına taşınıyor. Sonra 50'li yıllarda, 59'da şimdiki yerine taşınıyor. Ama önceden burada görev yapıyormuş. Hı-hı. O askerlikler buradan gidiyorlarmış. Yakın bir zamana kadar da herhalde burası askerlik şubesi olarak çalışıyormuş hocam. Yok yok, hayır hayır. 39-40'lara kadar, 40'lı yıllarda taşınıyor. Öyle mi? Çilhane'nin yanına taşınıyor. Tamam. 40'lı yıllarda taşınıyor. Çünkü binalarda çatlaklar oluşuyor.
Deprem. Tabii depremden dolayı. Fotoğraflarımız evet. var elimizde. Evet. O çatlak halinde fotoğrafları var. Hı hı. Çatlakken de biraz duruyorlar ama ondan sonra taşınıyorlar aşağıya. Kalmıyorlar evet. yani burada fazla. Şimdi şöyle bir kaleyi gösteririm. Şey Niksar'ı gösterelim evet. hocam. Hem sohbetimiz. Bence... Mesela bir şey daha söyleyeyim. Biraz önce Tolas'tan evet. bahsettik ya. Evet hocam. Bu Karşıbağ, karşıda gördüğümüz Karşıbağ mahallesi Roma döneminde Hristiyanlığın yasak olduğu dönemde. Evet. Yani Romalı'da daha pagan dini hüküm sürüyor. Resmi hı hı. dinler pagan dini. Hristiyanlık yasak. İşte o dönemde burada yaşayan Hristiyanlar genelde Karşıbağ dediğimiz o bölgede yaşıyorlar. Hı hı. Bura askeri alan şehir merkezi ama orada yaşıyorlar. Ve oranın o evlerin altı genelde hep geçitler vardır, dehlizler vardır, birbirine bağlıdır. Hı. Hani Kapadokya'ya gittiğinizde derin kuyu falan var ya. Evet yaratıcı. Evet. Orası da öyle. Çok enteresan. Ama Niksarlı çoğu bilmez. Ancak o mahalleliler bilir orayı. Evet, o durumunu. Evet. Kendi acaba oturanlar falan biliyorlar tabii mı? Ki bilir, hmm. Tabii biliyorlar. Oradan kaleye falan mı bağlantı var hocam? Onun söyleniyor. Kaleye bağlantı olduğu hı-hı. söyleniyor ama daha ispatlanmış belgelenmiş değil. Çıkartılmadı öyle bir şey. Ama şeyde de geçiyor. Danışmanname'de falan geçiyor hı-hı. zaten. Yani onlar var. Şey jandarmanın arka sokağı var. Oradaki hayır o değil hocam. Hatta tek bir yapı olarak kalmış. Oranın da geçitinin kaleye bağlantılı olduğunu söylüyorlar. Aslı var mı jandarmanın bilemiyorum. Arkasında jandarmanın arkasında çocuk parkı falan yapmışlar hemen şeyini. Yeri olarak Bağlar Mahallesi'nde. Tabii Bağlar Mahallesi de yani bilemiyorum onu tam çıkartamadım ama Arsenal'in o geçit şey. Hatta fotoğrafını paylaşmıştım ben grubumuzda hocam. Sormuştum bunu biliyor musunuz nerede diye. Hiç bak gözümün dikkatinden evet. kaçmış onun için cevap vermemişim. Evet, yoksa bir cevap evet, verirdim evet. veya şey yapardım. Yani belli bir tarihi bir yapı olduğu belli. Evet. Sadece tek bir duvar kalmış. Yana etrafa evlerle çevrili ve otlar falan büyümüş. Kimse bir şey yapılmıyor. Orada şey var ama bir han var orada. Öyle Kervan mi? Sarayı i̇şte değil onu... de han. Tabii o özür onun kalıntısı. Ha. Onunla ilgili Hasan Bey güzel bir yazı yazmış. Nisa'daki kervansaraylar ve hanlar diye bir tane de 50. yılda var. Evet. Tam o şeyin karşısında cezaevini geçtikten sonra yolun sonunda dikkat edersiniz tarihi kalıntılar var duvarlar. Hmm. Kasımhan Kervansaray orası. Hmm, hiç İpek dikkatimi çekmedi. Orası orada. İpek yolunun kollarından bir tanesi ya. Evet. Oralarda konaklıyorlar zaten gelen giden kervanlar. Hmm. O han evet. ve kervansaraylar onların. Mesela karşıda baktığımızda işte orayı söyledik zaten. Emrah Türbesi'ni görüyoruz. Evet. Hemen önünde Cahit Külebi'nin anıt evet. mezarı var. Hmm. Ve onun önünde sembolik bir kümbet var. Ahi Pehlivan'ın. Evet. Şimdi Ahi Pehlivan kim? Ahi Pehlivan 1100'lerin sonu, 1200'lerin başında burada yaşamış. Ahi, biliyoruz Ahi'nin evet. ne olduğunu. Hı, meslek gruplarının örgütüdür evet. kendisi şeyi. Niksar o dönemde hakikaten Ahilerin çok yoğun olduğu bir birçok zaviye var Niksar'da. Ama işte en meşhuru o sembolik kümbetin olduğu yerdeki Ahi Pehlivan. Bir de hemen onun sembolik kümbet dediğiniz Cahit Kulebi'nin olduğu önündeki, yer. Hayır, önündeki, yeşil kubbeli var ya bilesin. Evet. O sembolik bir kümbet orası. Evet, evet. Normal, küçük yani orası. Hı hı. Orada imiş o zaviye ve türbesi ama o uçtuğu zaman, yıkıldığı zaman orası kaybolmuş, gitmiş. Evet. Orası bozulmuş. O zaviyenin şu anda hiçbir şeyi kalmamış. Çünkü orası dikkat edin, uçmuş vaziyette o topraklar. Hı hı. Sembolik olarak onu yaptılar oraya. Ahi Pehlivan'ın yetiştirdiği müritler, yani onun öğrencileri Orta ve Doğu Karadeniz'e doğru gitmişler. Mesela biz Giresun'a gittik. Ordu'da bir sürü zaviyeler, onun öğrencilerin birçoğu ordunun birçok yerinde zaviye kurmuş. Mesudiye'de şurada burada hepsinde var. Yine onun öğrenci Giresun'da, Giresun merkez köyünde gittik. Orada zaviyesi var, türbeleri var, oraları gördük. Mehmet Faslı hocamız sağ olsun. Yani orada zaten şu anda Giresun'da İl Özel İdaresi'nde kültür müdürüydü şeyde, valilikte. Şimdi üniversitede yanlış hatırlamıyorsam kütüphanede. Çok değerli bir kişi, onun bilgilerinden de çok faydalanıyoruz. Evet. O... İşte Ahi Pehlivan'ın öğrencilerin orada kurduğu tüm o zaviyeleri şeylerin hepsini yazdı, belgelendirdi. Yani Karadeniz'in Türkleştirilmesi ve vatanlaşmasının merkezlerinden biri Niksar. Evet. Doğudan Kürt'ün, bak Gümüşhane Kürt'ünden oradan Trabzon tarafı, Rize tarafı, Niksar'dan da buradan Trabzon'a kadar Giresun dahil, batıda da Kastamonu'ya doğru hep Niksar'dan gitmiş. Biraz önce dedim, bir diye de Ahi Nahçıvan. Evet. O pehlivandı. Bu Ahi Nahçıvan. Ahi Nahçıvan'ın yetiştirdiği öğrenciler de batıya gidiyor. Hı. O da hep batıya gönderiyor. Mesela Fidi, Erbaan'ın Fidi köyü, Akşaköy'ü var. Orada zaviyesi var. Sadece orası değil. Diğer zaviyelerden de hep batıya doğru gitmişler. Ve birçok zaviyeler kurup oraların Türkleşmesinde vesaire önemli roller üstlenmişler. Mesela Çankırı deyince hemen aklımıza kim geliyor?
Karatekin Üniversitesi var değil mi? Danışmanlık eğitim komutanlığında mesela gitmiş oraya. Yani orada tabii. Yani Niksar tam bir eğitim merkeziymiş hocam değil hem mi? Eğitim merkezi hem de Anadolu'nun Türkleştirme merkezi. Hı-hı. Zaten Türklerin Anadolu'ya Malazgirt'ten sonra geldikleri 3 merkez var. Kendilerine asıl merkez yaptıkları. Birisi Ahlat. Bir Bitlis Ahlat. Birisi Harput Elazığ'da. Biri de Niksar. Bu üçü hem kültürel hem askeri her alanda hem de ekonomik alanda çok önemli merkezler ve Anadolu'nun Türkleşmesi'nde çok önemli roller üstlenmişler. Ama Niksar'ın rolü özellikle Karadeniz bölgesinin Türkleştirilmesinde. Evet. Danışment Gazi, Danışment Devleti'ni nerede kuruyor? Sivas'ta kuruyor aslında. Sivas'ta kuruyor. Ama sonra ne yapıyor? Niksar'ı aldıktan sonra başkentini Niksar'a taşıyor. Niye? Çünkü Karadeniz'i fethedecek. Hedef orası. Karadeniz'e nereden gidecek? En kolay ulaşım Niksar'dan sağlanıyor. Niksar'ın hem doğuya hem kuzeye hem batıya ulaşım imkanı var. Her tarafa imkanı var. Onun için Niksar kendine merkez yapıyor ve fetihlerini buradan devam ettiriyor. Ve bu fetihler sadece askeri değil, aynı zamanda biraz önce söylediğim gibi kültürel anlamda da fetihler yapılıyor. Sadece kılıçla değil, gönülleri fethederek de yapıyorlar. Aynı şekilde o zaviyeler kurarak, şey yaparak bu şekilde fetihleri devam ettiriyorlar. İşte Niksar o anlamda çok önemli. O kurulan ahit teşkilatları ahilik apayrı bir konu. Anadolu Türkleşmesi'nde İslamlaşmasındaki en önemli rolleri üstlenen teşkilatlardan bir tanesi. Evet. Sadece erkekler değil, Bağcıyan'ı Rum var biliyorsunuz. Evet, kadınların onu biliyorum tabii ki. Ahilik teşkilatı da ben daha ortaokul yıllarındayken babam bize okuyordu hocam. Biz hayretler içerisinde ve imrenerek dinliyorduk babamı. Evet. Ve şu anda ahilik teşkilatından sizce eser var mı diye konuyu bambaşka bir yere getireyim günümüze. Nasıl? Ahilik teşkilatının şu anki sistemde bir eseri var karşılığı mı hocam? Karşılığı mı? Evet. Ya tam anlamıyla onu karşılamıyor ama esnaf ve sanatkarlar şeyi var, odası var, şeyler var. Ama kültürünü beraber diyeyim ben size. Kültürü var mı hocam? Ya kültürü tam olarak şu anda yok. Yani onu şöyle uygulamaya çalışıyorlar. İşte Çıraklık Eğitim Merkezleri falan vardı. Orada o sistemle yetiştirmeye çalışıyorlar ama dediğiniz anlamda tam karşılıyor. Evet. Yok. Evet hocam. Şey yapamıyoruz. Ne yapalım? Nereye doğru gidiyoruz? Devam edelim. Evet. Şule binaları, havuz var şurada ama havuzun tabii bir özelliği kalmadı evet, çünkü. Evet, evet. O orijinal taşları gitti. Hı. Masmavi fayans koymuşlar oraya. Hiçbir anlamı olmayan fayanslar. Şimdi tabii kale hamamı deyince hemen aklımıza ilk önce herkesin aklına buradaki hamam geliyor. Evet. Bu Osmanlı döneminde burası askeri garnizon olduğu için buradaki askerlerin vesaire ihtiyacını giderdiği hamam. Ama bir tane de ileride bir hamam var. Evet. Onu kimse bilmez kolay kolay. Kilise var ileride. Kilisenin hemen bitişinde hamam var. Kilisenin bitişinde. Nasıl bizde caminin yanında külliyelerde muhakkak hamam olursa eski dönemde Hristiyanlarda da aynı şey var. Kilisenin olduğu yerde muhakkak hamam kuruyorlar zaten onlar. Temizlik onlarda da var yani. Evet. Olsun. Evet. Romalılarda. O Romalılarda evet Romalılarda çok fazla evet. Aynı şekilde bir de bu dediğim gibi sonraki yapılan bizim dönemde yapılan hamam. Ama asıl Bizans'tan kalan hamam o kilisenin yanındaki hamam. O da tabii harabe halde ama en azından kubbesi falan en azından belirli, şeyleri belirli. O kilise dediğiniz acaba sadece şöyle bir kubbe gibi bir yer var. O kalıntı mı hocam? Kilisenin yanında kiliseyi o zaman siz bir kilise normal bir gitme. Hayır bir bina. Nerede? İleride. Gidebileceğimiz yer mi hocam? Gidebiliriz de buradan çok zor. Çünkü buradan bayır inmemiz lazım. Kayar düşeriz ama arabayla isterseniz daha sonra gideriz. Evet, şeyin bitimi, evet. Şey yaparız. Evet. Oradan da yayın yaparsınız yani. Olabilir evet. Sıkıntı olmaz. Bir de şu aradan soldan o surun dibinden kale surunun altında yani kale dışındaki alanda ilerlediğiniz zaman 100 metre kadar orada yarasa deliği denen halkımızın yarasa deliği dediği bir gizli geçit var. Evet. Orası aslında kale kuşatmaya falan uğradığında işte askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için su vesaire oradan ne yapıyorlar aşağı iniyorlar Maduru Deresi'ne ihtiyaçlarını karşılayıp getiriyorlar. Bir geçit var. Orası ama şu anda tabii taş toprakla dolmuş vaziyette. Yani çok az iniliyor. Gerisine inilmiyor. Temizlenip aslında açılması lazım turizme. Bilemiyorum yani. Evet, evet. Buradan şimdi devam edelim isterseniz. O üstte kadar çıkalım çünkü kazı çalışması var. Şu evet, anda biliyorum. Elemanlar yok ama. Necati Berdibek hocamız selam gönderiyor size. Aleyküm selam. Adışım. Antalya'ya selamlar. Evet. Antalya'ya selam. Evet. Necati hocamız sağ olsun. O yükseli temsil ediyor orada. Evet. Burada ağlayan kayamız var. Gelin onu anlatalım. Bunun içerisine girmeyelim mi hocam? Girelim, gelin. Burayı bir cam bir şey yapmışlar. Evet. Biraz aslında birazcık beni ürkütmüştü. Kaldırmışlar mı? Orada fazla bir şey var. Evet.
Bakın burada evet. Su boruları. Evet. Hamamın, hamamın su boruları. Şurada geçelim istersen. Hem hocam daha belirgin burada şeyler. Hocam düşmeyeyim. Kırılmaz kırılmaz. Tamam. Ama yine de metal kısma basın isterseniz. Daha evet. Şimdi yayında bir kaza ya. Şöyle yapalım hocam. Şuraya gireyim. Evet, daha güvenli. Bakın bu sıcak su, soğuk su sistemi karşıda iki tane hörek diyoruz ya biz bakın karşıda. Evet, evet. Hörek borular, yani tuğla borular. Oradan biri sıcak, biri soğuk su olarak geliyor. Ve bu şekilde hamamda ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Şunlar ne hocam? Onlar da o duman şeyler geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam kesin şu anda bir şey söylemeyeyim ama ısıtmak için kullanılan sistemler yanlış hatırlamıyorum. Emin değilim. Ona kesin bir şey söyleyemem. Evet. Şimdi bir şey söyleyip de yanlış yönlendirmemek lazım. Evet, haklısınız hocam. Şöyle, bu bulunduğumuz alan kaledeki hamam. Sevgili. Tabii bu üstü şeyler köşe tromplara görürsek, onlara tromp diyoruz o köşelere. Evet. Kubbe şeklinde birleşiyor burası, yani hamam kubbesi şeklinde. Odanın üzeri hamam kubbesi şeklinde. Kubbe evet. Şeklinde üstleri. Evet. Ama yıkılmış yani, şu anda kalmamış, sadece tromp köşeler kalmış. Evet, şimdi buradan çıkalım. Evet, yine dikkatli bir şekilde. Sevgili Nixar dostlar, yaşım 40'ı biraz geçti. Fazla da söylemeyeyim ama ben birazcık geçti, fazla değil. Ben bu yaşıma kadar kaleyi bu şekilde bilgili ve donanımlı gezmedim. Açıkçası Necati hocamın vermiş olduğu bilgileri size yansıttığım için de kendimle gurur duyuyorum. Evet. Çünkü eminim benim gibi birçok kişi bu bilgileri duymamıştır. Kaleyi bu şekilde gezmemiştir. Hem kendime hem de Necati hocama teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Aynen. Evet. Sağ olun. Evet, bu siz vesile oldunuz. Çok evet, teşekkürler. Teşekkür ederim hocam. Sağdan oradan. Nasıl hocam? Şimdi şu ağlayan kayayı görelim bakalım. Evet. Nixarlı olanlar, çocukluğu burada geçenler ağlayan kaleye evet, giriyorlar. Kaleye taş atardık. Ağlıyor falan derdik ama hocam ben hiç görmezdim ağladığını. Şöyle Atatürk silüetini göstereyim. Yazık olmuyor. O da yine de göstereyim ben. Evet. Normalde mevsimle mi alakalı oluyor tabii hocam? Mevsimle alakalı. Yaz aylarında ama, kuruyor. Evet. Ama diğer mevsimler bir tek Ağustos Eylül'de akmaz. Normalde buradan sürekli damlar. Evet. Damladığı için de buraya ağlayan kaya derler. Buradan su damladığı için. Hı hı. Aslında niye damlıyor? Kaya ağlamıyor tabii. Bu demin ki gezdiğimiz hamamın sarnıcı, su sarnıcı. Aa, su evet, deposu. Evet hocam yani ya. Yani kışın mesela yağan yağmurlar bunun içinde birikiyor. Onun evet. Buradan damla 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 akıyor, su bitince de evet. Kuruyor, onun için kalmıyor. Şimdi burada ağlayan kaya var. Bak bir de karşı bağda şu anda yeşilliklerin içinde kaldı ama karşı bağlar ve bizim mahalleler bilir. Evet. Aşıklar kayası var. Sizin karşısında. İsmini duydum ama hiç gitmedim hocam. Sizin karşısında evet. Karşı bağda. Alevi yokuşu var ya. Evet. O ilk eve varmadan şu karşıdaki beyaz eve oradan giriyorsunuz biraz işte ağaçların arasında. Evet. Ağlayan kaya. Orası aşıklar kayası, bura ağlayan kaya. Evet, bu evet. İkisi karşılıklı birbirine tam aşıklardan biri orada biri burada böyle şey evet, yapıyorlar. Evet çok güzel bir bilgi verdiniz. Ben de çocukken hatırlıyorum orası Aşıklar Tepesi falan diye evet. Söylerlerdi. O kaya hep, hala duruyor. Evet çok merak ederdim ben de. Evet. Zeytin ağaçları zaten görüyorsunuz. Üzerinde zeytinler de görüyorsunuz. Evet, ama bakımsız olduğu için küçük kalıyor. Nixar'daki zeytin yetiştiriciliği olayını da ben mesela çok geç öğrendim hocam. Önceden bu işi yapıyorlarmış. Kalede evet. Bakıyorlarmış, topluyorlarmış, normal işleyip kullanıyorlarmış. Yani zeytinyağı da yapıyorlarmış, yemelik zeytin de yapıyorlarmış. Ama sonradan o aileler bıraktıktan sonra da yapılmıyor. Toplanmıyor bile yani evet. Dökülüyor.
Evet. Onun için bakımsız olduğu için de tabii meyvesi daha küçük oluyor şimdi. Hı hı. Annem anlatırdı mesela. Hatta Ege'li bir kaymakamdan bahsediyordu. Onun hanımı özellikle böyle şey yaparmış. Toplattırırmış böyle, tamam mı? Kendisi hı hı. yaparmış böyle. Evet. Zeytinyağını şeyini falan böyle sıkarmış, şey yaparmış. Bir şeyler anlatıyordu. Ama şimdi yok. Yani bakımsızlıktan dökülüyor, gidiyor. Kalenin her tarafı zeytin ağacı. Evet. Niye var zeytin? Zeytin nerede olur? Akdeniz'de, Ege'de olur değil mi? Evet. Bizim burası da zaten Akdeniz iklimine sahip. Mikroklima evet. bir iklime sahiplik. Evet, evet. Bunu şöyle açıklayalım. Normalde Karadeniz bölgesi nedir? Yağışlı bir bölge. Hı hı. Ama bizim bu Canik Dağları, kuzeyimizdeki, Niksan kuzeyindeki Canik Dağları o aşırı yağışların buraya gelmesini engelliyor. Hı hı. Güneyimiz ne? İç Anadolu bölgesi. Hı hı. Ama şu karşıda gördüğümüz ovanın öbür tarafındaki Dönek Dağları da o karasal iklimin içeri girmesini engelliyor. Hı. Şimdi bura bir bölge. Kelkit Vadisi, Kelkit Havzası özür. Havza olarak bakın. Kelkit Nehri'nin aktığı havza. Hı hı. Bunu Taşova'dan başlayın. Taşova, Amasya, Taşova, Niksar, Reşa diye bu böyle gidiyor Kelkit boyunca. Burası bu karasal iklim ve çok yağışın etkisi altında kalmadığı için ve Kelkit var, bu Kelkit Nehri buharlaşarak bu bölgeye nemli bir hava veriyor. Akdeniz iklimi özelliklerine evet, sahip. Ilıman bir iklim. Ilıman iklim. Evet. Onun için de Akdeniz'de yetişen tüm bitkiler aşağı yukarı burada yetişiyor. Bundan 5-6 yıl önce Edison gelmişti buraya. Öyle mi? Hatırlamıyorum. Evet. Gezdik. Ben evet. gezdirdim işte. Tarih eserleri de gezdik. Sonra kaleye geldik. Kaleyi gezdik işte. Medresede falan özellikle o çok ilgilendi, şey yaptı. Zeytinlerle falan. Tam inerken bir anda durun durun dedi. Durduk. Benim aracında, onun aracında. Asistanla diyor. Yanında asistanı da var. Hemen dedi numune poşetlerini çıkart. Hemen bayan orada bir şeyler çıkarttı. Gel dedi. O bizim kaktüs dediğimiz kanalda şu değişik kaktüsler var ya. Evet evet evet. Bu dedi Karadeniz'de olmaması lazım bunlar. Bunlar ne işi var burada dedi. Bunlar dedi Antalya'da Toroslar'da olur dedi. Şeyde olur. Efendim burası mikroklima dedim zaten. Antalya şeyi Akdeniz iklimi var burada. Doğru diyorsun dedi. Başka türlü olmaz bu dedi. Evet. Hem şunları 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 birkaç çeşidini söyledi. Şunları al dedi. Götürelim dedi. O zaten biliyorsunuz kaktüs şeyi varmış onun. Evet, serası varmış. Serası sukulent tarzı çiçekler yetiştiriyormuş. Ben de görmüştüm onu. Evet, ama vardı. Niksar'a geldiğinden haberim yok, olmadı. Geldi, beraber geldik. Kaç senesinde hocam? Beraber. Ne zaman? Ya bir 7-8 yıl oldu. Evet. Ben eminim. Hatta fotoğraflar falan çekilmiştik. Ben de falan. Evet. Güzel bir zevk mesela bakın çeteneler. Hı hı. Şuradakinden ister bakın oradan çıkalım. Burada gayet güzel görünüyor. Gel. Biraz önce bahsettik ya kahvesi falan yapılan. Evet. Şeyde güneyde merengiç diyorlar buna. Sabri Gümüş beyefendi bizi Almanya'dan izliyormuş. Öyle mi? Evet, Niksarlı olarak bilmediğimiz birçok şeyi öğrendik diyor. Biz çetene, evet, diyoruz. Çetene. Evet. Güneyde merengiç diyorlar. Bunun kahvesini kahvesi. Yapıyorlar. Evet. Ama bu kalede de aşıladılar bunu. Birçok ağaçta aşıladılar. Normal Antep fıstığı şeklini aldı. Formunu aldı. Çok güzel dışarıda bakınca aynı Antep fıstığı ama içini kırıyorsun boş çıkıyor. Hmm. Bazıları dedi ki bunun erkeği dişisi varmış, aşılamada ona dikkat edilmemiş dediler. Bazıları yok sıcaklık yetersiz geliyor evet. dediler ama bilemiyoruz neden. Tam olmadı yani içi dolgunlaşmadı. Şeklini aldı Antep fıstığını. Aslında o aşılardan bulabilsek gösteririz şimdi tam zamanı da. Şurada da bir zeytin ağacı var. Aşılandıktan sonra yaprakları daha büyük evet. oluyor. Aşılıların yaprakları daha büyük. Bu kaledekileri mi aşıladılar hocam? Tabii tabii tabii. Öyle mi? Hmm. O girişte var aslında. Orada olsaydık orada görürdük de şu anda evet. tabii uzağız oraya. Yine yukarıya doğru devam edelim. Gel. Rıza Dalga size teşekkür ediyor hocam. Kim? Rıza Dalga beyefendi. Rıza evet. Bey'e çok çok selam. Evet. O bizim gururumuz değil mi? O evet. her yerde tecrübe ediyor. Emine Seçkin Küpçü Akar hanımefendi. Evet. Necati Bey her zamanki gibi muhteşemsiniz. Umarım Niksarlı kıymetinizi bilir diyormuş. Tokat'tan selam gönderiyor. Hadi tüm selam. Çok evet. çok selam Emine Hanım'a. Evet. Ahmet Yıldız kaleye çok gezdiğini söylüyor. Leyla Aslancan demiş ki kalede içi dolu mağara vardı. Taş atardık çocukken. Yarısı deliği biraz önce bahsettim ya. Evet, yarısı orası. Deliğini diyor. evet. Biraz önce bahsettim. Evet, aşağıda biraz daha ileride aşağıda kalıyor. Ben buraya çıkmayalı çok uzun zaman oldu hocam. Tamam. Biraz da Maduro
Evet. Şöyle bir, ama yukarıda zaten alacağız. Pandemi dolayısıyla kilo da aldık, biraz zorlanıyorum yürürken. Pandemide herkes aldık. Arap Deresi'ne sis basmış, basmış. Evet. Anne diyorlar, yayla dumanı diyorlar. Yayla dumanı. Hollanda'dan selam gönderiyorlar. Bizi Hollanda'dan izliyorlar şu anda. Merhaba Ahmet Bey. Sevgili dostlar, biz amatörce bir yayın yapıyoruz. Onun için kusurlarımız olursa affola. Evet, şimdi ben biraz nefeslenin. Ben burayla ilgili, bu bölümle ilgili bilgiler vereceğim, tarihi bilgiler. Evet. Ha, Atatürk silüeti şeyi. Evet. Onu da söyleyeyim. Burayı 1983 yılında Niksar Endüstri Meslek Lisesi öğrenciler yaptı bunu. Öyle mi? Tabii, bu Niksar Endüstri Meslek Lisesi'nin Niksar'a bir armağanı. Evet, bilmiyordum Atatürk hocam. Atatürk Kocatepe'de. Benim en büyük dileğim, buradan da belediyeye selam ediyorum Sayın Başkanımıza. Eğer bu Atatürk'ün etrafını ışıklandırırlarsa geceleri, şu değil mi? Uzaktan görüntüsü çok güzel olur. LED ışık diyorlar ya, evet, çizim evet, şeklinde. Evet. Onunla ışıklandırılırsa bile sadece kenarları harika görünür. Niksar'dan herkes Atatürk'ü çok güzel hocam. Gece göremiyor. O gece harika olur. Çok güzel hocam. Çok güzel bir düşünce. Evet, şimdi geldik burayla ilgili bilgiler. Şöyle istersen şeyleri alırsak. Gelin. Niksar'ı. Evet, Niksar'ı alalım. Tekrar gösterelim. Burada eskiden Niksar kale bayrağı buradaydı. Şimdi aşağı büyük bayrak yapılınca burası iptal oldu. Buralar kilise mi? Hamam mı hocam? Hayır, normal kalenin askeri alanları. Evet. Sarnıçlar var buralarda, su sarnıçları, şunlar bunlar. Şimdi Niksar Kalesi ile ilgili ben burada size bir takım bilgiler vereyim. Niksar Kalesi milattan önce 3. yüzyılda Pontus Krallığı döneminde yapılan bir kale. Neden yapılmış? Karadeniz'i İç Anadolu'ya, Akdeniz'e bağlayan yol buradan geçiyor ve bu yolu kontrol etmek amacıyla. Çünkü buradan ticaret kervanları da geçiyor, askerler de, ordular da geçiyor. İşte bu yolu kontrol etmek için bu kale yapılmış biliyor, bu tepe üzerine. Hı hı. Aynı zamanda doğuyu batıya bağlayan, yani Erzurum'u İstanbul'a, İran'ı Avrupa'ya bağlayan yol da burada geçiyor ovadan. Buraları kontrol altında tutmak için bu kale yapılmış. Stratejik bir kale, özellikle yapılmış bir kale. Yapılış, hani biraz önce söyledim, M.Ö. 3. yüzyıl Pontus Krallığı döneminde. Tabi Pontus deyince, antiparantez, ben parantez açıyorum, hep açıyoruz. Aklımıza hep Rum Pontus geliyor. Yani Yunanlılar geliyor. Alakası evet, benim de aklıma o geldi siz anlatırken. Hayır, Pontus, buranın coğrafi bölge adı. Evet. Yani Orta Karadeniz'in coğrafi bölge adı, yer adı Pontus. Hı-hı. O Pontus adı oradan geliyor. Pontus Krallığı'nı kuranlar Persler, hı-hı, İranlılar. Büyük İskender Pers Krallığı'na son verdikten sonra, 4. yüzyılın sonunda ne yapıyor? O Persler geri gitmiyor İran'a. Hı-hı. Burada kalıyorlar. Hı-hı. O Pers soylularından işte Mitradesler, Amasya merkez olmak üzere, asıl başkent Amasya'dır, Pontus Krallığı'nı kuruyorlar. Hı-hı. Yani İran kökenli, Pers kökenli. Hı-hı. Pontus, Yunan, Rum falan değil. Evet. Amasya merkezi başkentleri, Niksar yazlık başkentleri. Hı-hı. Mesela Niksar'da ne yapıyorlar? Men Tapınağı'nı yapıyorlar. Men Parnaku Tapınağı. Anadolu'daki en büyük tapınaklardan biri. Neresi hocam orası? Anlatacağım. Şu anda evet, yerini bilemiyoruz. Hı-hı. Anadolu'yla ilgili biz en eski bilgileri kimden alıyoruz? Amasyalı Strabon. O tarihçi meşhur. Tüm gezmiş Anadolu'yu. Yani Roma topraklarını gezmiş. Hı hı. Ama bu bölgelerle ilgili, çünkü adam milattan önce 63'te doğmuş. Milattan sonra 19'da ölmüş. Hı. Yani düşün, milattan önce doğuyor, evet, milattan sonra ölüyor. Ve o tarihlerde buraları hep yaşamış. Ve yazmış, görmüş hepsini. O diyor ki Men Tapınağı diyor. Kaberya'daydı. Niksar'ın ilk adı Kabeyra. Evet, adı. Evet, evet. Pontus dönemindeki adı, hı-hı, Kabeyra. Kabeyra'da diyor Men Tapınağı vardı. Burada diyor yüzlerce hizmetkar çalışıyordu. Av köşkleri vardı. Hayvanat bahçeleri vardı. Düşünebiliyor, hı-hı, musunuz? Milattan evet, önceki evet, yıllarda Niksar'da hayvanat, hayvanat bahçesi var. Değil mi ya? Evet. Aradaki fark şimdi evet, var mı? Yok. Yok, evet, evet. Diyor ki su çarklarından bahsediyor. Bakın çok önemli, su çarkı.
Su şarkını. Su değirmenler de kullanılır. Aynen öyle. Değirmen. Su evet, değirmeni. Evet. Su değirmeni gelecek aklımıza. Hı hı. Bilim tarihçileri ne diyor biliyor musunuz? Strabon'da. Tarihte diyorlar ilk defa bu su çarkını yazan kişi Strabon. Ondan önce yazılmamış. Su çarkı diye bir şey yok ondan önce. Hı hı. Ve ilk defa su çarkını nerede görmüş? Kabeyra'da görmüş. Hı. Niksar'da. Yani Niksar'da. Evet. Dünyada bu ne demek biliyor musunuz? İlk defa doğal bir kaynaktan sudan enerji evet. Su çarkını çeviriyor. O değirmen taşını çeviriyor ve buğdayı un haline getiriyor. Onun kalıntıları da değirmendere. Evet, evet. Evet, evet. Yani Niksar'da çok oraya gitmiştik var. Evet. Bu bilim tarihçileri diyor ki endüstrinin dünyada sanayinin endüstrinin başkenti Niksar'da orada başlamıştır diyorlar. Hı hı. Su çarkıyla başlamıştır. Hı hı. Bu da Niksar'a ayrı bir değer katıyor. Tapınaktan bahsettik Men tapınağı. Diyor ki Strabon, Pontus kralları tamam Amasya başkenti ama taç giyme törenlerini Men tapınağında yani Kabeyra'da yaparlar. Niksar'da yapıyorlar. Niksar'da evet. Diyeceksiniz ki bu tapınak ne oldu? Biliyorsunuz burası Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde. Niksar tabii o dönemlerde de çok büyük depremler geçiriyor ve yanlış hatırlamıyorsam 344 depreminde o tapınak yerle bir oluyor. Pontuslardan kalan eserlerin büyük çoğunluğu o depremde gidiyor. Hı hı. Romalılarınki daha sonra şeyde 449'da olan bir deprem var. Evet. O da çok büyük bir deprem. Orada birçoğu gidiyor. Yani tarih boyunca burada çok büyük depremler geçirdiği için tarihi eserler ayakta kalamamış. Hı hı. Onun için o tarihi eserlerin büyük çoğunluğu yer altında. Mesela Men Tapınağı için işte biraz önce bahsettiğim o bir sürü hizmetlerin çalıştığı vesaire taş giydikleri Men Tapınağı'nın Niksar'da değişik yerler söyleniyor. Buraya kim söylüyor bunu? Avrupalı seyyahlar gelmiş. 1800'lerde gelmişler. Hı hı. 1900'lerin başlarında gelmişler. Bunlar da Men Tapınağı'nı aramışlar Niksar'da. Hı hı. Resmen onu arıyorlar. Hı hı. Ama şey yapamıyorlar. Ama şu diyorlar ki Niksar'a ve ovaya hakim bir tepede, yükseklikte olması lazım. O zaman kalede olması birkaç lazım. Birkaç şey söylüyorlar. İşte Avara'nın olduğu yerler. Hüseyin Gazi çünkü orada kral mezarı gibi evet. Şeyler var biliyorsunuz Hüseyin orada. Ardışlı'da mesela şeyler var. Şimdi o döneme ait kalıntılar var. Yani bir takım heykeller, bir şeyler çıkmış direkt Pontus dönemine ait. Ardışlı köyünde. Evet. Orada olabilir diyorlar. Değişik yerler var ama hangisi olduğunu şu anda bilemiyoruz. Tabii Erbalılar sahip çıkıyor bu arada. Erbalılar diyor ki Emeri köyü diyor. Ameriya'dan gelmekte. Çünkü Strabon kitabında şöyle diyor. Kabeyra'nın Ameira mevkiinde diyor. 150 stadyon uzaklıktaki Ameira mevkiinde diyor. Men tapınağı diyor. Hı-hı. Onlar da o Ameira mevkiini ne yapıyorlar? Emeri köyünü diyorlar ki Emeri köyünün adı aslında Ameira'ydı. Oradan Emeri'ye dönüştü. Hı-hı. Onun için Men tapınağı burada diyorlar ama orada da bir şey yok tabii. Bulamıyorlar. Tabii kazıların yapılması lazım. Bu arkeolojik kazılar yapılmadan çünkü hepsi toprak altında şu anda çıkması mümkün değil. Tabii onların o hazinelerinden çok bahsediliyor. Ama Romalı Pompeius burayı ele geçirdiğinde o hazineleri diyor ki Pariadios dağlarında yani Canik dağlarında çok zor ulaşılan bölgelerinde diyor o hazineyi Romalılar ele geçirdi diyor mesela. Hmm. Ondan bahsediyor Amasya Strabon. Biz Strabon'dan çok şey öğreniyoruz. Yani Niksar'la ilgili ilk yazılı bilgiler çünkü onlar. Evet. Ha, ondan önce tabii Niksar'ın Hititler, Filikler o dönemlerle ilgili ben şeylerini şu anda yazıyorum. Onlar o döneme ait çünkü yeni yeni bilgiler var sağ olsun hocalarımız araştırıyorlar, çıkartıyorlar. Biz de onları alıp yerleştiriyoruz o Niksar tarih kısımlarına. Şey yakında. De o Louis Tapınağı hakkında ne biliyorsunuz hocam? Onunla ilgili şimdi, bir şey. Louis Tapınağı biliyorsunuz şeyde. Buzköy tarafları. Buzköy'ünü geçiyorsunuz. Evet evet. Evet. Oradan şeye çıkarken. Selenlik tarafına giderken yanlış hatırlamıyorsam orada vadide. Tabii orada bir yüksekte bir mağara girişi var. Hı. Ağzında kale gibi şey yapmışlar, örgü var. Bir taş duvar örgüsü var. Ama ben onunla ilgili tabii fazla bir şey diyemiyorum. Çünkü tamam öyle söyleniyor Louis Tapınağı falan da. Tapınağa benzer bir şey ben göremedim orada. Yani bilemiyorum. O konuda fazla yorum yapmak evet, istemiyorum. Evet ben de hiç orada görmedim ama işte çeşitli tabii dergilerde falan gördüm. Evet. Biraz şeye benziyor. Amasya'daki kral mezarları tarzına benziyor biraz. Benziyor. Evet. Yok, orayla ilgili fazla bir ben çünkü ben biraz şöyle söyleyeyim. Ben konuşurken belgelerle konuşurum. Ben kaynakla evet, konuşurum. Evet, ettiniz mi bilmiyorum. Evet evet etmez miyim hocam? Kaynaklarla konuşurum. Evet. Orayla ilgili bir kaynağım yok. Evet. Onun için de sözlü olduğu zaman da söylerim. Şunun anlatımı, bunun anlatımı diye söylerim ki mesela diyoruz ki Niksar sadece danışmentler döneminde değil daha sonra Anadolu'nun en zor olduğu dönemde en önemli kentlerinden biri. Neye dayanıyoruz bunu? Moğol istilasının peşinden. Bakın İlhanlı dönemi. Anadolu kan ağlıyor. Niksar üst üste yıllarca Moğolların baskısı altında kalıyor. Geliyorlar burayı talan ediyorlar. Ama İlhanlıların son yıllarında 1336 yılında İlhanlı Veziri Maliye Bakanı Kazvini, adam tarihçi aynı zamanda hepsini yazmış kitabı var çünkü. Anadolu'dan gelen vergileri sayıyor biliyor musun? Niksar Anadolu'da 5. büyük vergi veren kent. Evet en hocam büyük ya. Vergi veren 5. kent. Bu da güzel bir bilgi. Biliyor musun? Evet. O kadar zengin ve güçlü evet, Anadolu'da evet. Niksar. Hı hı.
Yani 1336 yılı. Çok tam güzel. O Anadolu'nun en kötü buhranlı döneminde bile Niksar gücünü koruyor o dönemde. Tabii Niksar'ın en büyük dönemi Roma dönemi. Roma döneminde Niksar çok önemli bir merkez. Hı-hı. Eyalet merkezi. Konsül toplanıyor burada, düşün. Hı-hı. Ya. Hristiyanlığın en büyük din adamları Niksar'a geliyor. Burada toplanıyorlar. İşte İznik konsülü var, Milano konsülü var, Niksar konsülü var. Hı-hı. Düşünün yani. Hı-hı. O dönem Roma döneminde çok önemli. Bizans döneminde önemini kaybediyor. Çünkü niye? Artık Müslümanlarla İslam dünyasıyla sınır komşusu olduğu için burası hep savaş alanı. Savaş alanı olduğu için harap oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ondan sonra Danişment Gazi burayı fethediyor. İşte Türk yurdu yapıyor, biraz önce söyledik, Melik Gazi. Daha sonra Danişmentler döneminde Türkiye Selçukluların eline geçiyor. O dönemde yine tabii Danişmentliler ve Selçuklular döneminde bura müreffeh, zengin, güçlü bir yer. Hı hı. Sonra Moğol istilası başlayınca Anadolu'da işte o tabii kaybediyorlar o güçlerini. Çünkü hep tüm kazanımları Moğollar gelip alıp alıp götürüyorlar. Çünkü İhan Devleti'nin merkezi İran. İran'a götürüyorlar buradan. Ama ondan sonra bakıyoruz işte tekrar beylikler dönemi var. Taceddin oğulları var mesela burada. Taceddin oğullarının başkentini yapıyor. Sinop'tan Giresun'a kadar Taceddin oğulları beyliği var. Başkentleri Niksar. Sadece danışmentlerin değil, Taceddin oğulların da başkenti, evet. Niksar. Sonra bakıyoruz işte o arada beylikler karışık bir dönem. Akabinde Osmanlılar geliyor, ne yapıyor? 1398'de. Ha, Taceddin oğullarından sonra Niksar'a Kadı Burhanettin hakim oluyor. Onu da söyleyeyim, madem öyle atlamayalım şeyleri, silsileyi. Kadı Burhanettin'in hatta çok ilginç ya. Taceddin Bey ölünce Niksar sahipsiz kalıyor. O sırada Kadı Burhanettin gelmiş. Niksarlılar tamam diyorlar, sana tabi olacağız. Hiç savaşmadan Kadı Burhanettin Niksar'ı alıyor. Geliyor tabii, nereye gidecek? Melik Gazi'ye. Aslında orada anlatmam lazım. O programda anlatmam lazım. Evet, ama evet. Onu o zaman öyle. Bu şey yapalım hocam. Tamam. En yakın zamanda sizin de orada da çok güzel anlatmak, evet, en yakın zamanda onu gerçekleştirelim. Orada program kalenin yapalım. Kalenin bulunduğumuz yer iç kale, tepe kale dediğimiz ilk yapılan yer. Hı-hı. Pontus Krallığı döneminde milattan önceki yapılan ilk kale bu tepe kale. Pontus Krallığı'nda askeri alan burası. Evet. Şöyle daha sonra Roma döneminde diğer surlar, orta surlar ve dış surlar ilave ediliyor. Bizans döneminde Niksar Kalesi son şeklini alıyor. Hani o çarşıdan dükkanların arkası hep Ulu Cami'nin karşısındaki surlar falan var ya, dış surlar, evet, falan. Evet. Hep onlar Bizans döneminde son şeklini alıyor. O burçlar falan hep o dönemde yapıyor. Çünkü İslam saldırılarına, Müslüman ordularının saldırılarına karşı şehri korumak için. Yani üç ayrı surla korunan bir kale görünümünde. Ama demin dediğim gibi ilk yapılan yer burası. Pontus Krallığı döneminde. Daha sonra Roma döneminde sınırlar genişliyor. Daha burada ne yapılıyordu hocam? Şuralar, çalışma yapılıyor. Çıkalım hemen. Evet, çıkalım hocam. Gösterelim. Hı-hı. Şu anda Kültür Bakanlığı, yani Tokat Turizm Müdürlüğü, hı hı. Niksar Belediyesi var işin içinde tabii, kaymakamlıkla. Evet. 19 Mayıs Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi birlikte Niksar Kalesi'nde bir kazı çalışması yapıyorlar. Yani araştırma, şu anda ilk çalışma alanı bu. Hı hı. İlk defa ne var ne yok onu görmeye çalışıyorlar. Şimdi o bölgeye geçeceğiz sırada. Gelin. Şöyle gösterelim. Bunlar sağlamdı, bugün yıkılmış şeyler, bak formalar. Demek ki rüzgar çıktı, yıktı buraları. Bu polaslar, bak şu aralarda sarnıçlar var, su sarnıçları var. Bakın şu kapı. Arkeolojik Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Tokat Müzesi Başkanlığı'nda arkeolojik kazı yapılmaktadır. Güvenlik nedeniyle içeri girilmesi yasaktır diyor. Evet, buraların herhalde kazıldığı için üzerleri kapatılmış. Evet, ben içeri girilmesi. Ama kapısı açıktı. Ben geldiğimde kapı açık oldu. Şimdi rahatlıkla girelim. Önce kale mescidine bakalım. Gelin. Evet. Burası kale mescidi. Hmm. Yani kaledeki askerlerin namaz kıldığı yer burası. Buradan gelirseniz bakın, İrat'ta orada. Şöyle. Evet. İrat'ta orada yapılmış. Güneye bakıyor, dikkat edin. Hı hı. Şöyle, burası kale mescidi. Mescidi, evet. Kalenin mescidi. Hı hı. Askerlerin namaz kıldığı yer burası. Burası doğu surları. Ha, bundan sonra yine surlar devam ediyor ama koruma amaçlı. Bunlar asıl kalenin dış surları. Bunlar bu bölgedeki. Evet. Kazı çalışması yapılan yer şu bölge. O surların dibinde çalışmalar yapıyorlar. Tabii arkadaşlar olsaydı onlardan daha doğru bilgiler alırdık hocalarımızdan ama yoklar şu anda. Herhalde bir ara verdiler, dinlenme arası. Hı-hı. Burada bu odaları vesaire çıkarttılar. İşte oradan daha değişik şeyler görünüyor üstlerde, aralarda. Şöyle gezelim. Aralar bir şeyler çıkmış. Hüseyin Bey bahsetti bir şeyler. Küçük ama öyle büyük bir şey çıkmaz dedi. Bilemiyoruz artık. Hüseyin, danışman Hüseyin Bey. Burada çıkan her şeyi kayıt altına alıyorlar. Tokat Müzesi'ne, evet, şey yapıyorlar. Şu şekilde oda çıkartılmış, evet, buralar. Oda oda çıkıyor. Evet. Şöyle gösterelim. Buradan çıkış şimdi Melik Gazi'ye gidiyor değil mi hocam? Aynen. Orası Melik Gazi'ye. Evet. O tarafa gideceğiz. En azından şu
Maduru ve Cedid Mahallesi'nin şöyle bir şeyini alın görüntüsünü. Ona biraz şuradan alın. Bura daha güvenli. Gel fazla girmeyin. En azından bu mahalleden olanlar varsa dışarıda seyretsin. Evet, evet. Burada eksiklik olarak Yavuz Selim İlkokulu vardı. Orayı yıktılar. Evet. Çok kişi üzüldü. Ben de yeniden yapılacakmış ama Yavuz Selim. Yapılacak. Kararı almışlar. Öyle mi? Yapılmayacak diye biliyordum. Tekrar yapılma kararı. Sonra yapılsın diye evet. Karar almışlar. Güzel. İleride kalıyor. Tam caminin arkasında zaten Yavuz Selim. Dikkat ederseniz evet. Maduro caminin arkasında. Öyle. Buradan Maduro'yu bakıyoruz. Şurası yine Maduro'nun sarı boyun. Yani Maduro'nun evet. Şeyleri buralar. Devamı. Evet. O da aileler. Maduro mezarlığı da şu ileride. Kale surunun dibinde ileride. Çok güzel evet. Bir mezarlık. Yemyeşil bir mezarlıktır. Öyle yani mi? Maduro mezarlığı. Evet. Ağaçların içinde aman altında hocam, böyle. Dikkat edin. Evet, her yerde zeytin ağaçları var bakın. Bunlar herhalde kendiliğinden bitmiş galiba hocam. Öyle mi? Olabilir mi? Yok, bildiğim kadarıyla dikme. Yani ilçeyi dikme ama önce çok eskiden dikilmiş yalnız. Yeni değil. Oradan da işte kalenin arka tarafında Melik Gazi'ye doğru gidiyor. Orada aynalı burç var. Çiğ kapısı var aynı zamanda. Kale kapılarının... Aa bak kale kapılarından bahsetmedik değil mi? Evet, evet. Niksar Kalesi'nin 7 tane kapısı var. Tabii 1, 2, 3. 3 tanesini biliyorum. Gerileri, ötekileri bilmiyorum hocam. Hangilerini biliyorsunuz sayın bakın? Bir tanesi burada. Şurada kapı. Yok mu? Burada nerede kapı var? Kapı, kale mı? Kapısı yok, olarak biliyorum yok, ben. Hayır, daha kalenin içindeyiz. Hocam hayır, Melik Gazi'ye giderken bir kale kapısı var i̇leride, ya. İleride, o kapı ileride. İşte onu diyorum ben. Ha, çiğ kapısı yani, tamam heh, anladım. Heh. Tamam. Biri Aynalı o, Burcu'nun olduğu yerde yani. Biri Ulu Cami'nin karşısında. İki. İkincisi de bu girişimiz olarak olmuyor mu? Girişimiz de nerede? Arabayı park ettiğimiz yerler. Orada biraz daha alt tarafında Herkümbet kapısı. Ama şu anda yıkıldığı için şu anda onun yerinde yerler esiyor. Evet. Herkümbet kapısı dediği, Herkümbet biliyorsun Niksar'ın batısına düştüğü için onu sembolize etmek için Herkümbet kapısı denmiş o kapıya tarihte yani eski dönemlerde böyle öyle geçiyor zaten. Herkümbet kapısı orada ama o depremlerde yıkıldığı için şu anda yok o kapı. O zaman iki tanesini biliyorum. Birincisi. Bir o Herkümbet kapısı. Evet. İki. Şu anda yine yıkık olan ama surlar sağlam sadece kalenin kapının kemerinin yıkıldığı orta çarşıda, çarşı başında diyelim. Özbay Ticaret var. Evet. Arçelik. Evet. Onun yanından bir aralık çıkıyor üst caddeye. Kale kapısı mı oluyor orası? Orada kale surunun arasından geçiyorsun. Evet. 39 depreminde yıkılmış. Orada kale kapısı varmış. Süper. Tabii benim annemin dayımın evet, mahallesi. Dayım evet. Hep anlatıyordu. Depremde yıkıldı bura dedi. Hatta üst caddeyi yaparken de gerisini yıkmışlar. Oradan geçit olsun diye. Evet. Orada kale kapısı varmış. Çok enteresan. İki orası. Herkümbet dedik. Orasını söyledik. Üç. Kırkbadal. Yani Buyar Fırını ile Arslan Market var. Evet. İsmese kararına karşısında evet. Çarşı başını geçince. Üç. Orası. Dört, Ulu Cami kapısı. Karşısı, evet. Beş, Ulu Cami'nin kapısından girdikten sonra kale içine çıkıyorsunuz. Sağ taraftan çıktığınızda Ahmet Gürevinler'in konağı, Softolar'ın evet, konağı. Evet. Karşısında Palalar'ın, Hüseyin Palalar'ın falan, Eyvah evet. Hasan Pala falan. Evet, evet, evet. Onlardan oradan bir aralık çıkıyor hatırlayın. Hemen onun ucunda da bir kale kapısı var. O hala da çalışıyor ve araba da gidiyor oradan. Evet hocam. Şu anda biliyorum. Açık ora kapı. Orayı da biliyorum. Evet ama bir kale kapısı olarak bilmiyordum orayı. Kale kapısı. O. Evet. Ve sağlam yani formu da sağlam. Tamamen sağlam bir kapı orası şu anda. Dört mü oldu beş mi oldu? Dört oldu hocam. Dört oldu. Aynalı burç dedik. Yani çiğ kapısı dediğimiz Melik Gazi'ye açılan kapı. Evet. Beş. Şeydeki kapı. Ben bunu yeni öğrendim. Bu kapıyı bilmiyordum. Şimdi kayıtlarda küçük parmak kapı geçiyor. Tarihi kayıtlarda küçük parmak kapı var. Ama küçük parmak kapı neresi bilmiyoruz. Ben bunca yıldır Niksar tarihiyle uğraşıyorum, yazıyorum, çiziyorum. Ama o kapının yerini bilmiyordum. Sağ olsun Sakin Şeker. Şekerlerden bu. Zaten evleri de burada zaten kalenin hemen eteğinde. Kalede karşılaştık geçen gün burada. Hocam dedi böyle böyle. Nerede biliyor musun? Yok dedim ben bilmiyorum. Benim dedi bildiğim bir kapı var. Ve gittik geçen gün. İlk defa gördüm. Biraz da zor görülmesinin sebebi şu, bir şahsın özel bahçesinin içinde kapı, kale suru ve kapı. Şahıs kapıya duvar örmüş,
üzerine arka tarafını toprakla doldurmuş kendisine bahçe yapmak için. Onun için kapı kaybolmuş. Çok az bir formu görünüyor. Ama şimdi o duvar yıkıldığı için kendisi burada yok şahsın. Duvar yıkılmış, biraz açılmış. Hemen gittim akşam da fotoğrafladım ama gündüz gözüyle tekrar fotoğraflayacağım ve onu yayınlayacağım. Küçük parmak kapı. Evet. Neresi biliyor musunuz? Oraya da şöyle daha rahat ulaşması zor da. Aşağıda Hallefendi Camii'nin orada Şeytan Ahmet'in evi var. Bilmiyorum, bilir misiniz? Bilmez olur muyum? Kaya amcanın ya fırınları vardı. Kaya amcanın fırını vardı. Evet, evet. Onların yanında puluzların o aralıktan çıkıyor ve bir mescit var. Daha yeni şey yapıldı. Evliyaların orası. Asıl tabii şimdi hep çocukları şeyde. Dışarıda Ankara'dalar onun çocukları. Evet. Aile olarak Evliyazadeler derler onlara. Onların mülkiyetindeydi o cami. Kale mescidi, kale camii olarak geçiyor. Mescit. Ama zaman içinde daha sonra sahipsiz kaldığı için samanlık falan olarak kullandılar orayı. Ama şimdi orası devlet tarafından alındı. Şimdi yanlış söylemek istemiyorum. Belediye veya kaymakamlık. Bir tanesi orayı istimlak etti. Restore edilecek. Oradan araba çıkmıyor herhalde hocam. Yok, değil araba mi? Çıkmıyor. Evet, tamam. Oradan yürüyerek canlandırdım çıkıyor. Canlandırdım da gözümde. Hemen o Şeytan Ahmet'lerin evinin veya işte kayamcıların evinin, puluzların evinin arkasında üstündeki o mescidin hemen üstü. Mescidin oradan çıkıyorsunuz. Bayırın, o mescidin üstteki surda kale kapısı. Evet. Küçük parmak kapı da o. Evet. Çiğ kapıyla beraber altı ediyor. İşte onunla beraber altı ediyor ama bir tane kapı ki ona Uğur'un kapı diyorlar kaynaklarda, onu bilmiyoruz. Şu anda altı tane kapının yerini biliyoruz. Bir tanesinin yedinci kapıyı, Uğur'un kapıyı bilmiyoruz. Evet. Ben o küçük parmak kapıyı bilmiyordum, yeni öğrendim. Sakin Bey sağ olsun, Sakin Şeker o gösterdi bana geçen gün. Teşekkür de ediyorum ona yani. Peki belediye o kapıyla ilgili bir şey yapmıyor mu hocam? Şu anda yok. Yani bilgiler yoktur belki onların da. Anladım. Ama o cami orada mescit dedim ya restore edilecek. Orada restore edilirken orası da açılabilir belki, bilmiyorum. Ama açılsa da üst bahçesi şahsın tapulmalı yani sonuçta. Evet. Kale surunun hemen üstü. Kale suru. Burada demir kapı kapatılmış, çalışma dolayısıyla mı geçen kapatılmış? Geçen açıktı mesela. Yani ben yürüyerek gittim. Hatta bu surları arkadan fotoğrafladım ben. Ama şu anda kapalı. Anlamadığım şey yoksa ondan sonra zaten sadece ne var biliyor musun? Kuzey tarafta, Maduro tarafına bakan tarafta sur devam ediyor. O da ne suru? Buranın suyu, kalenin suyu Ardıç'tan geliyor. Arap Deresi'nden, yukarıdan. O suyun geldiği şey, kanal veya işte pöyreklerin, su borularının geçtiği sur. Yani onu belli bir eğimde getiriyorlar ya suyu. O surun, o duvarın üzerinden getirmişler. Onun duvarı olarak biliyorum ben orayı. O duvar öyle duruyor. Evet. Devam ediyor yani. Evet. Evet, durum böyle yani. Evet. Şu fotoğraf meşhurdur biliyorsunuz. Şuradan şöyle. Herkes buradan fotoğraf çeker. Çünkü Tolaz'ın altından Niksar'ı görüyorsunuz arkada böyle. Biraz yakınlaşır zaten. Fatma Erdem Seçkin Hanım demiş ki hocam 1960 yıllarında zeytin ağaçları dikilmiş diye biliyorum. Necati yanlışsa uyarınız demiş. Doğrudur. Kaymakamın ismini ben şu anda hatırlamıyorum da o kaymakam Egeliymiş. O getirtmiş özellikle. Doğru, yıllar doğru. 60 ihtilalinden sonra dikiliyor. Evet. Olabilir. Evet. Biraz uzun bir yayın yaptık sevgili dostlar. Umarım sıkılmamışsınızdır. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Grubumuz kapalı olduğu için bu yayını birçok kişi paylaşmak isteyecek ama grubumuzdan paylaşamıyoruz. Ama bunun için Şule Hanım büyük emekler sarf ederek YouTube kanalı açtı. YouTube kanalından bu yayınımızı yayınlayacaktır kendisi. Oradan izleyebilirsiniz. Hatta izlemesini istediğiniz eşinize, dostunuza gösterebilirsiniz. Bu yayın çok önemli bir yayın. Niksar tarihini açısından iyi bir anekdot. Bence herkese izlettirin ve izleyiniz. Arşivlerimizde bulunsun yani. Susarmışlar. Evet. Susarmışlar. Şöyle Niksar'a şöyle önce bir göstereyim. Bulutlar çok güzel görünüyor. Hava biraz yumuşadı değil mi hocam? Yumuşadı, yumuşadı. Evet. Bunlar susarmışlar. Su depoları yani. Şöyle. Evet. Şuradan bir devam edelim. Şuradan bir bakalım böyle. Bizim mahallemizi anlamayacak. Evet değil mi hocam? Ulu Cami ile de ilgili bir program yapabiliriz hocam sizinle. Evet.
Şöyle. Asfiye Ümit Lileci teyzemiz. Çok güzel bir söyleşi. Teşekkürler öğretmenim, şairim, yazarım, araştırmacım ve Ziçevcim. Selam ve sevgiler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım merhabalar. Evet. Şöyle gösteriyoruz. Evet. Çepni Bey Mahallesi'den aşağı. Şurası eski olarak Ulucan İlkokulu. Sonra kız meslek oldu. Sonra ticaret meslek oldu. Şimdi boşaltıldı. Yıkılacak. Yerine tekrar okul yapılacak mı hocam? Yapılacak. Ne yapılacak oraya? Yine ticaret veya başka bir okul bilemiyorum artık ama yapılacak yani. Yeni bir okul yapılacak. Ticaret gelebilir büyük ihtimalle tekrar. Evet. Şimdi biraz önce ben kiliseden ve şeyden bahsettim ya. Zindandan. Onların kilise hemen şu tepenin altında. Zindan da şu biraz daha doğusunda kale surunun bitişiğinde. Orta surların bitişiğinde. Mesela kiliseyle ilgili şöyle söyleyebiliriz. Kilisenin yanında bir de hamam kalıntısı var. Biraz. Bundan yıllar önce şey gelmişti. Ahmet Erdoğan kulakları çınlasın. O rica etmişti. Amerikalı bir hoca Boğaziçi'nde sanat tarihçi. Niksa'daki eserleri görmek istiyormuş. Beraber gezdik. Yani öyle ki adam öyle biliyor ki bana diyor ki şuraya gidelim. Gidiyoruz. Ben gösteriyorum. Bir başlıyor anlatmaya. Ben ağzı açık dinliyorum. Yani öyle biliyor beni. O kadar iyi biliyor Niksar'ı. Kiliseye gittik. Ben dedim ki bak dedim şurada haç işareti var. Bir de burada var. Çok çok vardır dedi. Nerede? İyi bak dedi. Hakikaten bir eğildim. Küçük haç, büyük haç. O kadar çok taştı vallahi. Dedim ki bunu niye yapıyorlar? Dedi ki gavurlardan korunmak için. Bize gavur diyor. Müslümanlardan ya korunmak için. Evet, tamam mı? Evet. Hani diyor siz diyor nazar boncuğu takarsınız ya diyor. Evet. Nazar değmesin veya kötülüklerden korusun için. Biz de haçı onun için yaparız diyor. Kötülüklerden korusun veya nazardan korusun diye diyor. Buraya da diyor Müslümanlardan yani gavur şeylerden korusun hocam. Diye diyor. Evet onlar da bize gavur diyor. Evet. Mesela kale zindanıyla ilgili çok ilginç bir şey de orada anlatayım. Kale zindanı tarihte çok önemli görevler görmüş. Hele hele Danişment Gazi zamanında, Melik Gazi zamanında. Melik Gazi, isterseniz o olayı da anlatayım ben kısaca. Haçlı reislerin en büyüklerinden birini Bohemond'u esir ediyor, buraya getiriyor. Üç tane Haçlı ordusu peş peşe geliyor onu kurtarmak için. Düşünebiliyor musunuz? Danişment Gazi Malatya'yı kuşatıyor. Ancak Malatya'da Ermeniler var sırada, o sırada. Danişment Gazi'ye vermemek için diyorlar ki Bohemond, Antakya kralı. Normanların reisi, Haçlı reisi, birinci Haç seferinde geliyor. Diyorlar ki Müslümanları alacağına gel sana verelim. Gel hem bizi kurtar hem de bu Malatya senin olsun. O da seviniyor tabii savaşmadan şehir alacak. Ancak o Antakya'dan çıkıyor Hatay'dan gelirken Danişment Gazi'nin casuslar bunu haber alıyor. Haber veriyorlar Melik Gazi göstermelik kuşatmada askerlerin bir kısmını bırakıyor. Ordunun bir kısmını alarak Maraş Elbistan'da bir vadi var orada. Orada pusu atıyor. Çünkü Haçlı ordusu oraya girmek zorunda. Yamaçlarına pusu atıyor. Ve Haçlı ordusu oraya girdiğinde onları tamamı girince önce okluyorlar. Sonra inip hepsini kılıçla hallediyorlar. Ve Bohemond olsun, Solerna Kuntu, Richard vesaire hepsini o büyük başlarını esir ediyorlar. Ve alıp Niksar'a getirip zindana hapsediyorlar. Bohemond'un çünkü o haç seferi sırasında Müslümanlara o kadar zulmetmiş ki, o kadar büyük zulümler yapmış ki esir edilip Niksar Kalesi'ne hapsedildiği duyulunca İslam dünyasında bayramlar yapılıyor. Büyük sevinç gösterileri yapılıyor. Ve herkes tabii Melik Gazi'yi, Danişment Gazi'yi tebrik ediyor. Ve o sırada Avrupa'dan bir Haçlı ordusu geliyor. Üç tane ordu peş peşe. Bunlar İstanbul'a geldiklerinde haber alıyorlar ki Bohemond esir edilmiş Niksar Kalesi'nde. Diyorlar ki bizim bu durumda Kudüs'e gitmemiz olmaz. Ya önce Bohemond'u kurtaracağız, Niksar alacağız. Ondan sonra beraber gideceğiz Kudüs'e diyorlar. Evet. Tabii Niksar üzerine birinci ordu önce geliyor. Ama orada ilginç bir durum var. Bizans İmparatoru bunlara rehber veriyor. 500-600 kişilik bir grup. Kıpçaklı adam, Kumandı. Evet. Hristiyanlaşmışlar ama Türk. Onlar Ankara'ya kadar geldikten sonra o orduyu, Haçlı ordusunu kuzeye yönlendiriyor. Merzifon'a doğru. Tabii Danişment Gazi bu olayı haber alıyor. Onlar daha İstanbul'dan çıkar çıkmaz haber alıyor. Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan artı Mengücek Gazi. Bunlar üçü birleşiyor. Merzifon Ovası'nda bunları yakalıyorlar. Etraflarını çeviriyorlar, kuşatıyorlar. Haçlar ortada. Ve orada tabii büyük bir savaş oluyor. Bizimkiler onları hallediyorlar. Oradan 7000 tane Haçlı ancak kurtuluyor. Ama büyük başları tabii yani durumlar iyi olanlar. Sinop'a gidiyorlar. Gemilere binip Mısır'a gidiyorlar. O sırada Mısır'da karışıklık var. Buradan kılıç artıklar. Yani buradan kaçanlar Mısır'ı ele geçiriyor. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Çok enteresan. Tam Merzifon'da işi bitiriyorlar. Bir haber daha geliyor. İkinci bir o Haçlı ordusu daha girmiş Anadolu'ya. Geliyor. Ancak o Haçlılar bunu
Bezpon'dakilerin durumunu haber alınca güneye, Eskişehir'e doğru yöneliyorlar. Kılıç Arslan Melik Gazi bu sefer ordularla hiç dinlenmeden, hatta kayıtlarda şöyle diyor, at üzerinde uyuyarak gittiler diyor. Evet. O tarafa gidiyorlar ve orada 2. Haçlı ordusunu imha ediyorlar. Hı hı. Peşinden 3. Haçlı ordusu girmiş. Onlar bu olayları duyunca daha güneyden Konya tarafına gidince oradan daha aşağı iniyorlar. Aynı ordu. Danışment Gazi de Kılıç Arslan ne yapıyorlar? 1. Kılıç Arslan. 3. orduyu da yakalıyorlar. Onları da orada imha ediyorlar. Yani Anadolu bize kaldı. Vatan oldu ama böyle kolay kolay olmadı. Değil mi hocam? Binlerce, milyonlarca şehit vererek biz Anadolu'yu vatan yaptık. Onların kanı akarak oldu. Yani Anadolu topraklar satılıyor şu anda ama biz buraları öyle parayla almadık. Biz buraları kanla aldık. Çok güzel mesaj verdiniz hocam. Kanla satıldı. Evet, parayla satılmak öyle hocam. Verilmemesi lazım. Her neyse çok ucuza verilmemesi lazım. Ucuz veriyorlar yani. Hiç verilmemesi lazım. Hiç verilmemesi lazım. Bizim tabii için bir avuç toprak bile son derece kıymetli. Evet. Neyse hocam. Öğrencilerime de her zaman diyorum. Hı-hı. Bakın diyorum. Melik Gazi Türbesi'ne gittiniz mi diyorum, tamam mı? Tabii kimi biliyor kimi bilmiyor öğrenciler. Çoğu da köylerden geldiği için. Diyorum, gidin. Biz onlar sayesinde burada bugün yaşıyoruz. Burayı alıp bize vatan yapan, kanlarını akıtan onlar. İşte çocukların bilmesi lazım. Onlara söylüyorum. Evet. Gidin bir Fatiha okuyun ya. Evet. Bir okuyun ya. En azından orayı görün. O havayı bir tenezzül edin. Evet. Bilin. Yani ama hocam kolay kolay almamışız. Yani anlatılacak, öğretilecek ki çocuklar. Bilip yani sadece gezmeyle değil. Gezer görür. Yani tarihi bir mezarlık olarak görür o çocuk onu. Ama sizin anlattığınız gibi sizin gibi değerli bir hocaya sahipse o öğrenci, işte onun idrakına varır. Mümkün olduğu kadar şey yapmaya çalışıyorum. Ben genelde onu bahar aylarında yapıyorum. Mayıs ve Haziran aylarında. Ben öğrencilerimi alırım. İşte Arsenal'den başlarız. Arsenal, Çöreği Büyük, Kırkkızlar, işte Kale'ye geliriz, Melikgazi'ye geliriz. Ben onu anlatırım. Niksar tarihiyle ilgili bilgiler vermeye çalışırım. Bu şekilde çocuklara vermeye çalışıyoruz. O şekilde en azından elimizden geldiği kadar. Hocam sohbetimizi isterseniz biraz yavaş yavaş sonlandıralım. Tabii. Çünkü 1,5 saat olmuş. Yani hayır sizinden gerçekten saatlerce konuşabilirim ama insanlar çok uzun süreli izleyemeyebilirler. Doğru. Ama bu sohbetimizi tekrar hatta buradan başlayarak Melik Gazi'ye gideriz hocam. Bıraktığımız yerden. Tamam. Evet. En kısa zamanda yapalım. Tekrar sizinden haberleşiriz. Evet sevgili dostlar. Şimdi şöyle Niksar manzarasından hocam sizi Türk bayrağıyla Atatürk arasına alayım. Öyle mi? Evet. Evet bir saniye. Ortaya alabilir miyim hocam? Çok güzel. Harika. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum hocam. Şimdi dediğim gibi çok güzel bir program oldu. Ben bu yaşıma kadar böyle kıymetli bilgilere sahip olamadım. Keşke sizin de öğrenciniz olsaydım. Biraz daha küçük olsaydım da hocam. Yani çok değerli bir hocam. Öğrencileriniz çok şanslı. Niksar çok şanslı. Sizin kıymetinizi inşallah Niksar daha çok bilir. Sizin çalışmalarınıza kapılarınızı daha güzel, net bir şekilde açar. Ardına kadar açar. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Yayınımızı Şule Hanım YouTube'dan yükleme yapacaktır. Oradan lütfen izleyiniz, izlettiriniz. Arşivlerinize katınız. Niksar için çok önemli bir program oldu çünkü. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalınız. İyi günler. Evet.